Hop geldik. Selamlar, Merhaba. merhabalar. Herkese konsey Merhaba. olarak size bir selam çakalım arkadaşlar. Şöyle eller Şöyle. sallayalım. Hoş Merhabalar. geldiniz, hoş geldiniz Tekrardan diyoruz buluştuk izleyiciye. bir ay sonra. Ve Muratan hoş geldin, Görkem hoş geldin diyoruz. Hoş Özledik. geldiniz. Evet, özlemişler. Şöyle bir bakayım. Şimdi Merhaba. bir intro yapalım, daha sonra da bir hal hatır sorma işine geçelim. Çünkü adamlarla da sesli Evet. olarak yüz yüze demek için geliyor içimden ama artık günümüzün, çağımızın yüz yüzesi böyle olmaya başladı artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün Lore Konseyi'nin 56. bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde ne yapacağız? Sizleri neler bekliyor? Şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar. 9-1. Biz genelde daha çok retail tayfasıyız, öyle söyleyeyim. 9-1'de başımıza gelecekler. Muhtemel gelmesi olanlar, hani gelecek olabilecek şeyler. Tabii ki Sylvanas ve Elune konuşulacak bir ton öyle. Daha sonra yabancı içerik üreticileriyle ilgili az önce Murat'tan da bir şey verdi, spoiler verdi. Dramalar olacak. Gerekirse kendi dramalarımıza da gireriz. Ondan sonra oyun içi dramalar girecek. Drama kelimesini kullanmak istiyorum çünkü izleyici kasmak istiyoruz. Birisi drama mı dedi? Ondan dolayı arkadaşlar ve şöyle de söylemiş olalım. Lore Konseyi is back artık, yani back in business, geldik. Buradayız. Ve Devam yani edeceğimizi arkadaşlar söylemiştik. Ama bu dramanın içinde çok pardon hani Vovedin'den, Lurkham'ın içinde çalıştığı Icy Veins'inden, Belilur'undan ne bileyim Pyromancer'ına kadar var yani bayağı bir eğlenceli. diyelim ve şimdi abi Abi hemen nasılsınız? taze diyeyim. Şu anda Heh. benim patron bana mesaj attı. Bir tane Oha. tweet'te benim sanki chat'ten ben konuşuyormuşum gibi şey yapmışlar. Dur bak atacağım tweet'i. Aha bak. Ne oldu Olaylar ya? olaylar Ne oluyor? olaylar. Şimdi Taze daha söyleyecekler. başlarken falan yani. Birbirlerini hackliyorlardır. Birbirlerini şey yapıyorlardır. Murat'ın Yok sesi yok 50 direkt bölümdür fake bak Bolga abi. atıyorum şimdi. Chat'e atıyorum. Bak niye ki ya? Kime? Abi direkt ben chatten konuşuyormuşum gibi yazmış bak. Benim patron da gelmiş. Ondan sonra şey diyor. Sen mi Bakıyorum. dedin bunları diye. Bu Discord'un mu Şaka eklenmiş? yapıyorsun Twitter'ın mı? ya. Yok yok hack falan yok. Abi fake Hack chat yok mu? direkt. Böyle bir şey Ha, yok yani. anladım. Ben oradakileri Dedim demedim. hacklediler mi acaba? Report Yok yok bilmiyorum. hack yok. Bakayım ben. Görkem dün ayrıca bir olay Twitter'dan yaşadı. bakacağım Ondan artık hemen. Icy Veins'in bir haras olabilir. Vallahi tam komedi ya. Ama Uğraşıyorlar ha. girmeyelim, o çok komikti çünkü. Çok trajik, çok trajik komikti ama Ya Icy Veins'in bir haras girebiliriz. olabilir. Yani komik Allah Allah. olmuş. İyiymiş ya bu. Vallahi bayağı kasmış yani. Uğraşmış adam ha. Bir de seni transfobia ve homofobiyle suçluyor. Yani böyle Ha, en evet şey tamam. en dramatik konu. Evet abi ben Chromie'yi bildim diye sevindim. Chromie'nin duymuşsunuzdur belki işte şey olayı. Chromie'nin işte female formunu aslında kendinin seçtiği işte Dragon adının erkek adı olduğunu falan uzun süredir böyle internette konuşuluyordu. Ben de o Kronor'mu işte erkek Dragon adı belki işte Dragon halinde erkektir falan dedim ama ilk ben demedim tabii bunu. Çünkü şey direkt o isimlendirme işte Bronze Dragon isimlendirmesinden herkes öyle bir şey olabileceğini falan tahmin ediyordu. İşte bir tane kitapta şey var. Kalegos işte bu Chromie'nin ilk formunu seçtiği tören ya da böyle işte şey şenlik gibi bir şey oluyor. Orada soruyor işte tamam gnom seçmeni anlayabiliyorum ama neden işte female olmayı seçtin diyor. İşte Chromie de o bana daha çok uyuyordu diyor. Sonra böyle eğleniyorlar falan üstüne. O bir sayfayı paylaşmışlar. Ondan sonra aa dedik işte Chromie ile ilgili olay işte confirm edilmiş. Hatta haber yaptık falan şeyde Icy Veins'de. O mevzuyu ben işte paylaşanın altına sordum. Ha kaynağı neresi falan dedim. Biri paylaşmış. Ha süper falan dedim. Biri de sormuş işte Dragon değil mi? Dragonlarda böyle şey oluyor mu falan demiş. Ben de Sen şey dedim kesinlikle öyle bir şey işte söylemezsin Kronor ya. mu? Erkek Dragon adı. İşte bak yazıda da işte I choose to falan diyor. İşte female olmayı seçtim diyor dedim. Bu kadar yani yazdı. Ondan sonra coştular işte. Bu şey terminoloji öyle denmez. Çok offended bir şey bu işte bu dediğin falan işte. Hiç kimse seçmez bunu falan filan. Ya dedim yazıda yazıyor. Ben yazıda yazanı alıntı yaptım. Bir şey yapmadım dedim yani. Ondan sonra coştular ona. Hayır işte Seni özür bırak dile tanıcı bilmem ne olmak. falan.
Neydi? Ben yazıyı attım böyle iyice bu sefer çıldırdılar. Aa, şimdi drama. Böyle bayağı fake chat loglarla atak moduna geçmişler işte. Sen iyi dediğin için yani budur olay. Ya bunları böyle bu yüzden savunmak zor ya. Bir de yani abi fantastik evren konuşuyorsun yani. Niye gerçek dünya kapsamında evet yorumlamaya çalışıyorsun? İnsan yok yani. Yani ejderha gnoma dönüşüyor. Erkek ejderha dişi gnoma dönüşüyor yani. Abi sen nasıl erkek ejderhan dişi gnoma dönüştüğünü düşünürsün ki? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi. Sana bir yani şey sorayım mı? Ben senin trainee, mesela burada şey yazmışlar. I had enough with you trainees. Mesela bu çok slang bir dildir. Bu yani transseksüellere söylenen trainees derler onlara. Mesela sen bunu biliyor muydun yani içlerinde olmadığın sürece çok da bilmezsin bunu. Stop messaging me. Yani. Your hurt feelings. Yok canım onu fake oldu. Çok bariz belli o şeyin ya. O bir de virgül fotoğrafın falan koymuşsun yazarken. Yani burada bir chat akıyor, burada virgül falan var. Sen değilsin bu yani. Evet yani komik. People'ı işte şey içinde falan. Bu senin yazış tarzı. Triklerinden söylediklerimi böyle araya yapıştırmış. Böyle seçmece onlar da, hepsi değil. Even evolve. Evet. Ya işin kötü tarafı abiler, burada adam şey yapar hani çamur atar izi kalır yani. İşin kötü tarafı o. Uğraşıyorlar zaten işte. Sen hayatta subhuman falan demezsin ya. Böyle demezsin yani, ya. Aynen ya. Oha çok adice. Evet. İşte bilmeyene izi kalır da yani. Ha, beyni olan düşünür. Böyle diyelim yani. Bence komik ya. Komik yani. Bayağı hakikaten uğraşmaları böyle. Yani işte. Bakalım dedim ben de. Ya bu arada o guild şeyini değiştireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Guildimiz sert bir şekilde sosyale döndü. Ne raid yapacağız, ne dungeon yapacağız, ne herhangi bir şey takılacağız. Sadece oyunumuzu oynayıp geçeceğiz. Onu da bilgisini verelim. Bu arada senin bu muhabbet geldi anında, konu oraya geçti. Nasıl başlayalım? Nasıl istersiniz? Evet. Moderasyonu hacklemiş gibi oldum da. Yo, bence sıcağın olunca direkt böyle. Bence buradan devam edelim. Sonradan chat'ten işte mesaj attı patron. Buradan devam edelim abi yani. Buradan işte şey diyorum, evet Icy Veins şeyinden gidelim. Aynen. Battler. Abi özet olay şu, bir önce Icy Veins kısmını anlatayım. Şimdi ben bu arada şey vereyim de sanki böyle biliyormuş gibi falan diyeceğim arkadaşlar. Şöyle yok, ne canım bunu söylemekte ne var, niye şey ben yaptın? Ben de bilmiyorum. Ha, arkadaşlar Görkem'le Murathan, Eda'yla benden daha fazla World of Warcraft içerisinde. Bilmiyorum, belki takiptesiniz, belki değilsiniz, belki sadece WoW kanalında bizi takip ediyorsunuz. Biz bir yaklaşık 2 aydır falan Diablo öğürüyoruz böyle. Akın akın böyle Diablo içeriği çıkartmaya çalışıyoruz. Agresif olarak. WoW şeylerini, bilgilerini alttan onlardan alıyordum. Tabii yani adamların şöyle söyleyeyim. Bu ara kameralar gitti geldi. Adamların yazdıklarına yetişemezsiniz abi. O kadar bir haber dönüyor, o kadar bir toparlamaca dönüyor. O yüzden de bugün evet, saat 8.30'da başladık. Umarım yetişir diye de düşünüyorum. Biz de sizlerle birlikte öğreneceğiz yani. Buyur abi. Mesela şu Elyon reveal'ını biz onu atlamayalım. Şimdi de sadece önden şey vereyim. Yani Elyon reveal'ını biz en başta çok sinir olmuştuk. Ama da o sıra bir baktım ben 5 tane falan yazı koymuşum. Sinir olmuş halimizle yani. Bu konuda. Ona da geleceğiz zaten Elon'a. Abi şimdi Icy Veins. O mevzu ne bir ya? De Görkem mi anlatsın aslında Battler'ın da bağlantılı olduğu? Yani şey. Tabi olayın ilk başlangıcından almak lazım. Evet. Yani ilk galiba bu olay şey Asmongold'un attığı mesajla başladı. İşte bu onun öncesinde de böyle bir genel hava vardı işte şey diye. Yayıncılar böyle negatif yorum yaparak işte ilgi çekmeye çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor, o daha çok işte rating getiriyor diye falan diye böyle bir genel bir birikim oldu. Ondan sonra da işte şey, önce Asmongold böyle bir mesaj attı. İşte biz eleştiriyoruz ama daha iyi olsun diye, işte şurası kötü burası iyi falan diye böyle genel bir şey yaptı. Böyle yazı yazmış uzun. Ondan sonra onun üstüne sırayla bütün büyük işte yayıncılar teker teker bir şeyler dedi. Önce Battler bir böyle uzun
video attı böyle bir yandan böyle kola içiyor efkarlı falan, o bayağı geyik oldu sonradan. Ondan sonra da şey Thalias'ın galiba, ha yok ondan önce Pyromancer işte bunu destekleyen bir şey yaptı Bellular onu atınca, böyle o da Twitter'dan destekledi ama böyle çok hem üstten bakar hem böyle, yani ha bu durumu işte yani siz bizi eleştirecek adamlar değilsiniz demeye getirdi böyle bayağı cins bir şekilde. Kim? Yani Bellular o kadar demedi, şimdi günahını almayalım ama sonra olay işte büyüdü oradan sonra, işte Thalias'ın da hatta böyle Bellular'ı tiye alan işte bir yandan kola içerken falan böyle şey bölüm yapmış falan, böyle genel bir işte şey çıktı, muhabbet çıktı. Tam bunun üstüne MMO Champion forumlarına bir saniye. Heh, MMO Champion forumlarına birisi bir şey atmış, post atmış. Diyor ki bu işte ben Blizzard'a bir mail attım. İşte bu mailime de direkt Blizzard başkanı cevap verdi diye böyle mail logo paylaşmış. Başkanı. Ve, direkt böyle Jay Allen işte ona reis cevap vermiş gibi. Ve şey yani bayağı gerçek de gözüküyor. Şimdi şeyden yani tek bit yeniği benim yakaladığım orada şey işte adam işte ben bu maili şuradan buldum diye gösterdiği kaynakta yazan mail adresiyle ona gelen mailin adresi farklı. Yani biraz maskeleme gibi gözüküyor. Çok detayını bilmiyorum tabii ama yani son anda işte şeyi bilemedik hani ne kadar gerçek. Ama bu gerçek gibi gözüktüğü halde işte bir tane video koymuş böyle Gmail açıyor, Gmail'inden mailini açıyor. Ondan sonra hatta istemişler MMO Champion forumlarında adam işte mailin kodlarını falan atmış. Onu görenler işte anlayanlar ha gerçek bu falan demiş altında. Orada bayağı uzun bir muhabbet var. Sonunda herkes gerçek olduğuna inanmış bir şekilde. Bunu da bizim habercisinden görünce işte bu madem gerçek gibi o zaman böyle atayım demiş ama şöyle bir hata yapmış. Maili Blizzard Box'ına almış. Sanki direkt Blizzard'ın resmi bir açıklamasıymış gibi. O bir hata tabii. Bunu şey olarak atması lazım. Just supposed falan yani iddia edildi haberciliği şeklinde atması lazım. Ama işte o kanıtları o gerçek gibi görmüş. Onu attı. Sonra işte Bellular onu aldı işte. Vay demek bu haber de oluyor artık diye. Drama birden iki katına çıktı bu sefer işte. İşte Blizzard başkanı benim için böyle diyorsa gerçekse şöyledir, değilse böyledir diye. Birden o ilk olaya katılan herkes olaya bir daha atladı falan böyle. Allah! Yani Blizzard bu arada ne diyor? Blizzard başkanının veriyi de şu özetle hani Barrett Edmund ve Triage hiç alakası olmaması gereken biri bu iki toksiğin yanında. Barrett Edmund ve Triage'in para aldığını ve bu yüzden böyle konuştuklarını ima ediyor. Daha doğrusu böyle konuşup maddi kazanç elde ediyorlar hani dramadan besleniyorları güya ima etmiş. Çok tanıdık yani neyse. Ama yani daha sonra sanırım onun sahte olduğu ortaya çıktı. O konuyu tam takip edemedim. Ama işte yani Jalen Breck niye kalkıp adamın beynini görüp şahsi cevap versin? Neden gaza geliyorsun? Yani komik. Yani bence sahte. Gerçekse de birbirlerini yesinler diyeceğim. Ne diyeyim yani? Bir deli bir kuyuya taş atmış. Akıllı evet. Çıkaramamış. Evet. Tam muhabbetim yani, de mantığını da tam şey yapamadım. Yani hani nereye bağlandı sonuç? İşte yani Barrel'a paralı şey yani Aziz Yıldırım tabiriyle paralı köpek demiş. Hani Aziz Yıldırım tabiri olarak söylüyorum. Aziz. Ya ilgi çekmek için ve bundan para kazandıkları için bunu yapıyorlar evet. Demiş ve bu adamların hiçbiri işte oyun geliştiricisi değil falan demiş. Yani aslında şey Bellular oyun geliştiricisi ama burada kastettiği tabii Blizzard'da çalışan geliştirici değiller anlamında demiş de. Yani gerçekse de değilse de biraz orada ortalığı karıştıran bir satır o. Ondan sonra zaten işte hakikaten ortalık karıştı. Böyle iki katına çıktı olay. Ben bunları şeye bağlıyorum abi ya. Bu adamlar gerçekten böyle çok rahatlar ya. Çok hani böyle sıkılıyorlar falan evde. Dur şöyle bir şey yapayım falan diyor. Rahat tuttu aynen. Aynen şöyle bir şey yapayım. Özel yapıyor falan. Rahat tuttu falan. Ya başka bir şey açıklaması olamaz yani. Mantıklı bir açıklaması yok yani onun.
Yoksa Türkçe'de yani sen işte... ne yapacaksın? Düşünsen Edgemong olsun, bir yayın açıyorsun, 50 bin falan izleniyorsun. Ama tutup bu tarz şeylere ihtiyacın var yani. Niye? Ya yok. Ya bir hiçbirisi gerçekçini araştırmamış. Böyle bir sıkıntı var ama olayda. Onda kimse bir şey yapmıyor yani. Birisi bir şey söylemiş. Ya adama gidip sorma yok. Abi sen böyle bir şey söyledin mi? Evet. Böyle bir şey geldi. Hiçbir şey yok ortada. Ne yapıyorsunuz? Ama manyak mısınız? Kafanız mı güzel hepinizin? Ne? Abi, ya bir de gerçekten bu adamlar mesela böyle birbirini yiyor falan. Sanki yıllardır Blizzard'la alakalı içerik çıkarmıyorlarmış gibi. Abi Blizzard'ın ben hiç böyle konularda böyle resmi bir açıklama yaptığını falan hiç görmedim ki yani. Mail atar mı ya? Hayatta abi öyle bir şey evet, hayatta yani. Yapmaz. Adamlara biz başka şekilde... Çok ciddi böyle mailler atıyoruz falan böyle. Artık ya dönüyorlar ya dönmüyorlar falan filan yani. Sana Ceylan Brack cevap verecek değil mi? Ion'la ilgili bir şey sormuş. Ceylan Brack'in işi gücü yok gerçekten. Vallahi bilmiyorum yani bana çok kolpa geliyor ya. Şöyle diyor. O tweet'i Ion'dan dayanaksız olan kısmı o. Hani o tweet'i Ion kendisi cevap verse daha gerçekçi olurdu öyle diyeyim yani. Ceylan Brack'in cevap vermesindense. Ion ne diyor? Bir şey demiyor tabi. Yo, Ion öyle ya, takılıyor gerçekten. Ne desin abi adam yani? Rahat ya, Ion çok rahat ya. Vallahi hiç, herif artık işte asıl mesleğinden dolayı bilmiyorum. Herif rahat yani. Ya gerçi o konuda da biraz gıcığım ona da. Gıcık, Ion gıcık canım. Yani şu an yanıyor. Adım inanılmaz soğukkan Lutku. Hiçbir evet. Emotion abi yok herif, herifte. Yani buz yani. Konuşurken hiçbir emotion yok herifte gayet. O yüzden zaten onu ön plana atıyorlar. Layıklık elden gidiyor. Adam rahat yani cool takılıyor. Aha Efnan geldi. Blizzard bana mail attı. Hoş ses geldin. Kaydı falan var mı bizim hakkımızda? Ses kaydı yoksa işe yaramıyor. Ya işte aslında çıkıp keşke dese yani o Ceylan bırak işte bu benim değil falan ben böyle bir şey dedim demedim dese. Olay açıklanacak. Bunu yazan Tosun yazmışlar. Şöyle yani arkadaşlar. Işte, Efnan'dan da bir drama geldi. Dalga geçmişti galiba açıktan. Bunu yazan Tosun. İlk drama bu. Icy Veins'in sevgili Sten'in bir hata sonucu bir ekmek yedi Belalır. Gitti ve ekmek yedi ama daha sonra unutuldu zaten bu olay. Yani çünkü o kadar saçma bir olay ki. Biz de yesek ya bir daha ötesini getiremediler. Aha geldi Meteciğim. Aynen ya. Görkem. Ne? Şu dramadan bir ekmek çıkartalım. Hemen. Hangi drama? Herhangi. Valla herhangi bir tanesinden. Ya abi bu evet. Daha devamı da var evet. Yani onlar gerçi yani bu kendi içinde biraz sönümlendi gibi oldu. Ama biraz böyle etkileri devam ediyor. Çünkü işte dediğim gibi başkan çıkıp ben yazdım yazmadım demeyeceğinden de bu böyle ortada kaldı. Ama çok böyle üstelemedi herhalde kimse. Yani en sonunda işte bir gene böyle Belular'ın biraz çıkışı oldu ama sonra böyle bütün şeyler işte böyle content yapan insanlar ufak tefek yorumlarını attı. Yani gerçekse de değilse de sen sevdiğin şeyi yapmaya devam Mete getirdi hepsi. O da böyle öyle bitirdi zaten. İşte ben de yapacağım, o da yapsın. İşte herkes yapacağını yapsın, izleyen izlesin, izlemeyen izlemesine geldi. Bitti orada mevzu. Hakikaten de öyle yani ana fikre bakarsan. Yani. Aa, gene bize şey yapmadı, yaramadı. Yok olmadı ya. Olmadı, bıktı. Yani drama var ama böyle solu boş adamların da canı sıkıldı bir yerden sonra. Aman dediler ki Murat'a. Ya orada tek Pyro'nun falan böyle buna atlayıp kendini bu olayın parçası gibi böyle şey yapması. Ya Pyro ya. Böyle fişeklemesi falan komikti yani. Zaten Pyro'ya da gireceğiz şu Eonar, Elun mevzusuna. Evet. Devam et oradan. Wolfhead'e girelim. Arada evet yani. Sen de bir seri tweet attın. Sen anlat onu. Aslında şey yapacağız. Morgan Day röportajı. Bir dakika ses sekiyor Görkem. Wolfhead'in cevabı... Ay. Wolfhead'in onu yansıtma şekli ve oradan hani röportajı da değerlendirebiliriz aslında. Abi şimdi Wolfhead... Morgan Day'in... Dün akşam bir yayıncıyla, Slut'la... yaptığı yayını... habercilik gereği olarak canlı olarak aktarıyor madde madde şunu dedi bunu tamam ama söylediği bazı şeyler sıkıntılıydı yani hatta bizim de bayağı moralimizi bozmuştu
Hani ulan böyle mi olacak, bu kadar boktan mı olacak hani gidişat diye. Şunlardı mevzu işte. Bir tanesi işte Silvanas'ın okunu onun cesedinden alacaksınız diyormuş. Güya. You will Luthor loot her corpse diyormuş yani. Tamam, Silvanas zaten corpse. Ya. Şaka yapıyorum. Evet. Bir tanesi bu. Başka bir tane dediği şey işte Jader paketin son boss'u mu olacak diye soruyorlar. O da şey yazmış yani. Başka kim olabilir ki? Ben onu dövmek istiyorum zaten. Hani, yumruklamak istiyorum demiş. Demiş diye yazmışlar. İşte bu da hani benim de canımı sıkmıştı hani. Aman işte Jader'le bitecek. Bu kadar şey yaptı. Bu kadar klişe mi bitecek falan diye. Hatta işte hani 9.2'de bitecek mi falan o zaman diyorduk. Ki hala öyle düşünüyoruz da ona geliriz. Abi sonra Görkem şey dedi yani, abi bizim bunu dinlememiz lazım bir de. Kendimiz dinleyelim yani. Bakalım öyle mi demiş. Dedi. Ben daha sonra gece bir oturup yayını böyle ileri geri yaparak dinledim. Ve söz konusu sıkıntılı kısımları buldum. Şimdi Silvanas da adama soruyorlar işte hani weapon tokenları yeni raid'de de olacak mı? Bak konu oradan geliyor bu arada. Weapon tokenları konusunda yani normal weapon düşecek ya yeni raid'de. Ya o da hani diyor ki hani sahilde Natrius'u işte dövdüğünüzde onun işte cesedinden weapon token aldınız. Ondan weapon token aldınız normal weapon yerine. Yeni raid'de de aynı Denatrius gibi Silvanas'ın tırnak içi cesedinden tırnak içini kapat alacaksınız diyor. Ama Vovet bunu tırnak koymadan corpse yazıyor. Allah. Şimdi yani herkes bunun ne kadar önemli olduğunu farkında olmayabilir ama hani benim ve Görkem'in işimiz bu olduğu için yani o tırnağı oraya koymazsan Vovet bu çok ciddiye alınır. Doğrudan hani onu ima etmişe gelir. Sen orada korpsa hani tek yapman gereken şey korpsta tırnak içi korpsa yazmak yani başka hiçbir şey değil. Ama yazmamışlar. Yani adam direkt öyle diyor yani quote unquote diyor direkt böyle. Evet. Yani Vovet de bunu öyle değilmiş gibi direkt dümdüz corpse yazıyor. E şimdi unuttular desem koskoca Vovet'in bunu yapmaması lazım. Ya bu adamlar yani buradan para kazanıyorlar hani şey değil. Para kazanıyorlar derken böyle bundan tık parası ya da işte şu kadar görüntülendi parası değil. Bayağı bildiğin bir şirket abi bunlar. Ve bu adamlar maaşlı çalışan yani. Hani mesela arada biz mesela Görkem'le daha az önce muhabbeti döndü işte. Diyor ki abi typo yapıyorsun falan. Mesela ben diyorum abi ben yaparım. Abi Wowhead yapamaz. Evet. Ve bu öyle böyle bir otlu typo da değil bu başka bir şey yani bu direkt. Hayır demek istediğim o şeyi kaçıramaz anlamını, yani işte Wowhead. Evet yani direkt kelimenin cümlenin anlamını değiştiren bir şey. Sen oraya gidip korpsa tırnak içi koysan doğrudan hani başka anlamlarla gelebileceğini düşüneceğiz. Mesela işte corpse diye hani kutu. Mesela kutu da alacaksın boss Silvanas fight'ından sonra öldürmek yerine. Hani bir de şey diyeceğim hani bir buna dikkat etmek bugünkü yayın çok daha negatif bir tonda olacaktı. Çünkü Silvanas'ı bu kadar şeyden sonra öldürüyor muyuz da gelmiştik. Onu da konuşuruz. Bir tanesi bu. Yani o da tırnak içini koymamış olmaları. Diğeri de işte soruyor adam hani Jader son boss mu olacak diye. Morgan Day de şöyle yapıyor. Duraksıyor bu arada cidden. Bir süre cevap vermeden önce düşünüyor. Sonra böyle hani şaka yapar bir tonda hani başka kim olabilir ki zaten. Ben de Jader'ı dövmek istiyorum diyor. Ve soruyu aslında geçiştiriyor orada. Ama Morfett bunu da gidip dümdüz yazdığı için onu da anlayamıyorsun dinlemezsen. Allah Allah ya. Ve sonra diyorsun ki işte Jader son boss.
Ben bunu kalkıp dinlemesem ben de öyle sanacaktım yani. Ya bana biraz şey gibi geldi Murat'ın anlattıklarından. Morgan değil, evet ya. Böyle ilgi çekelim. İşte patch daha gecikecek. Anladın mı? Böyle biz daha tokat diyeceğiz. Ortalığı bir şey yapalım. İşte dikkatler buraya hani tekrar toplansın WoW minvalinde falan gibi geldi bana yani anlattıklarından. Robot'la birlikte bir şey yapmışlar diyoruz. Ha? Bilerek yapmış evet. Olabilirler diyoruz. Tanıştı dövüşme. Ya öyle bir şeyse çok komik, trajikomik ama... Ya öyle şimdi yani. Şöyle bakacak olursan yani zaten Blizzard çok ağır tepki altında. Yani biliyorsun yani haklı ya da haksız. Var mı? Var yani tepki. Bu Morgan Day gibi adamların tamam WoW'de bu şeyde konuda eleştiriyoruz ama ya Morgan Day gibi adamların bu tarz böyle basit hatalar yapacağını bilmiyorum ya. Yapmaması lazım. Hayır, Morgan Day yapmıyor bunu zaten. Hani yapmıyor. Hayır onların... işte o son boss muhabbeti evet. Var ya. Evet. Hani ondan bahsediyorum yani. O mesela şeye benzer ama Dev Koşak'a da soruyorlardı hani Arkiman'da ne oldu diye herif bin dereden su getirip cevap veriyordu buna. Adamlar bak. Biz şimdi röportaj sırasında Morgan Day'in mimiklerini göremediğimiz için bu çok önemli çünkü şey yaparken tam sonuca varamıyoruz ama sonra dediğim gibi yani Duraxio ne diyeceğini düşünüyor. Herhalde demişler mi hani böyle sorular gelebilir dikkat et diye. Mimiklerini de göremiyoruz ama böyle şakaya vurur bir şekilde başka kim olabilir ki zaten. Ya olabilir ben şimdi. Ben de onu görmek istiyorum. Bu ara hani biz de katıldığımızda sorduğumuzda öyle evet işte Elon'u göreceksiniz Elon şöyle böyle falan diye üstün körü cevaplar almıştık belki onlardan bir tanesidir ama yani WoWhead'in bunu böyle bayağı çat diye koymuş yani evet onu koyması koyarsan... komik olmuş yani Morgan Day'in de buna şey olması nasıl söyleyeyim adam alet olması komik olmuş yani adam beklemiyordur ha böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştir bence tam aksine böyle soruları beklemeleri gerekiyordu yani. Her türlü böyle spoiler olabilecek ya da hani olay çıkarabilecek diye. Ve o şey kimse sorgulamıyor. Abi patch ne zaman gelecek falan gibi ya da işte gecikiyor işte tepki alıyorsunuz bu konuda hayır, ne düşünüyorsunuz? Hayır sordular. Ha, var mı? Yakın zamanda açıklayacağız dedi. Ben adamların patch geciktiği için memnun olduğunu zannetmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Ben de hiç memnun olduklarını sanmıyorum yani. Ya, manyak mı oğlum adamlar peşinde peşin kalmadığından memnun olsunlar onlara zarar veriyor yani. Ya öyle canım ben memnuniyetsizliklerinden değil de hani etrafta bu, şimdi şöyle söyleyeyim her gecikme yaşadıklarını her geçen gün ay falan evet. İşte böyle dramalara kapı açılıyor yani. Evet yani bir de mesela insanlar oyun oynamaktansa hani konuşmaya başlıyor yani. Hani patch gelmediği için lore'u göremiyoruz lore'u göremediğimiz için bu kez tam şey de değerlendiremiyoruz falan hani. Mesela işte Elon'un Melon'u konuşacağız. Biraz daha ama şimdi hala detayları göremiyoruz. Patch gelmedi çünkü. Uzadıkça tabii öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Herkeste bizde de. Hani artık sıvayacaklar falan diye. Ama işte özetle bence WoW'in manipülatif bir hamlesi yani bunu kaçıramaz. Manipülatiften de kastım şu hani topluluk neyi nasıl okumak istiyorsa öyle bir şekilde yazmışlar. Ben röportajı baştan dinlemeseydim Görkem dediğinde anlamayacaktık. Bir daha bu gidip vermez olur biter ya. Büyük ihtimalle. Yani. Yo ama dediğim Yo, gibi yani çok... Ben rahatsız olduğunu sanmıyorum. Çok böyle şey görünüyor ya Eda hani. Yani. İşte öyle kanka falan. Yani çok basit abi yani dediğim gibi... yapılmaması lazım ya da yapılıyorsa da bunlar gerçekten yaşanıyorsa da vay halimize yani. Ya oğlum bir de Bovet Allah aşkına elin boklu haber oyun sitesi gerçekten bir noktada ya. Tamam ama haber gazeteci değil de oğlum onlar. Bilmiyorum biz belki. Haberli olarak hizmetleri yatsınamaz tabii. Hani data mining falan da tabii ki bunlar bir New York Times değil abi. Bekleme onu yani. Bilmiyorum. Belki içlerinde öyle iletişim okumuş insanlar vardır ama yani herifler neticede yani oyun sitesi. Bu arada oyun sitesi deyip küçümsemiyorum. PC Gamer gibi site var neticede ama Mehmet abi Allah aşkına ya. Ya habercilik konusunda bunu Görkem alınmasın. Mehmet ya da IFV mesela PC Gamer kadar güvenmem. Yani bu ama başka bir sebep yani sebep ya canım, küçümsemekten çok hani
biraz daha onlar light alıyor böyle işleri çünkü erleri tartıyor. Çünkü o yüzdesi aslen. Ama yani Bovet'in bu yaptığı komik. Trajikomik. Çok komik hem de yani. Ya bak abi şöyle söyleyeyim. Biz buna dikkat etmesek bu yayına böyle lore konusunda daha negatif çıkardık yani. Şimdi ama Bovet'in sıçması dedik. Onun için çok üzerinde durmadık ama konuşuruz. Şimdi Elon şimdi kız kardeşi miymiş değil miymiş? Değilmiş. Bacısı. Ha? Kız kardeşi. Kız kardeşi. Ha bu arada bu konularda görkem ne diyecek şu Bovet konusunda. Çok konsantre olamadı ama onunla konuşuruz. O alttan bir şey yazıyor gibi geliyor. O yüzden çok dürtmek istemedim. Patronu yazıyor. Çok rahatsız etmeyin. Evet, biliyorum. Hani şu an müsaitse söylesin zaten. Yoksa şey de. Ben de çok dürtmek istemedim Görkem ama. Abi şimdi bacısı Winterpoint'in. Bu da yine Powermaster kaynaklı bir konu. Bak olay şu abi. Powermaster bir quest logu paylaşıyor tamam mı? 9 nokta. Gerçi onu işte Exonaut falan da paylaştı. Hepiniz gördüğünüz gibi. İşte Powermaster. İsterseniz hikayeyi sizin yerinizde ben yapayım falan diye böyle çocuk şey böyle mesajla işte Elon Eonar'a getiriyor o quest text üzerinden ama öyle bir şey demiyor Winterquist. Bu yani şimdi, şeyi nereden çıktı? Nereden kesinleşti işte Winter Queen'in kardeşi oldu? Winter Queen Tranda ile bir görev serisi var. Hı-hı. Görev serisinden de Tandris'le savaşıyor. Ve işte savaş sırasında böyle işte artık kontrolden çıkma aşamasına geliyor galiba gücü yüzünden. Daha sonra bir sinematik giriyormuş. Umarım katsin değildir. Bunlar PTR tabi. Sinematik. Evet. İşte sinematikte de, sinematikten sonra da Winter Queen diyor ki işte Elon işte benim kardeşim bunca zaman sonra onu görmeyi beklemiyordum falan diyor hani. Bizim aramız bozuğa getiriyor hatta. Hani onu özlediğime getiriyor. Bir şey yaşanmış demek ki. Hı. Olay bu hani Elon'u görmüşüz Winter Queen'in. Kız kardeşi olarak o sinematikte. Ama yani Eonar olduğunun hala kesin kanıtı yok ama tabii Powermaster. Ya o mevzu nereden çıkıyor? Pyro'dan mı çıkıyor? Pyro yani çünkü aylardır, yıllardır işte yırtındığı için hani Elon Eonar diye tüp dayanak noktası da şey. Kardeşim dedi. Ney dayanak noktası? Elon'un neden kardeşi ol Elon'un neden Eonar olabileceğini önce bir söyleyeyim. Sonra niye olamayacağını söylerim. Tamam. O da bas konuşsa çok zor oluyormuş ya. Neyse işte. Abi Elon'un Eonar olabilme ihtimalinin sebepleri. Birincisi Tears of Elon. Legion'daki Titan artifeklerinden biriydi. Ve evet. İlginç olan nokta bütün Titanların adına ait bir artifact varken bir tanesi Tears of Elon diye yazıyor da yani ne alaka demiştik. Niye orada Elon yazıyor? Hani mesela Eonar yazacağın. Pavelan Asya'nın belirli çıkış noktası bu. İkincisi Antorus'ta Eonar'ı kurtardığımız section, bölgenin adı Elunaria. Elunaria bölgenin adı. İkinci çıkış noktası da bu. Hani yani işte orası bir işte ay gibi gözüküyor. İşte Skybox'ına baktığınızda ay görüyorsunuz falan filan. Yani çok bu da saçma yani, değilmiş aslında yani. Sürü. Hayır. Bak bu ikisi mantıklı ama bir de tutmadığı yerleri saymaya başlayıp denkleme koyunca tutmuyor. O yüzden söylüyorum. Tamam onları da ver. Yaptığında, birincisi Eonar'ın Nauru'yu yaratmış olma imkanı yok. Bu yüzden aynı tiyerdeler çünkü. Kozmik chart'ta bile Nauru neyse Eonar'ın da o olması lazım. Birincisi bu.
Eonar'ın bir Naor yaratmış olması mümkün değil. İkincisi, Eonar tamam hani life gücünü kullanıyor, light'ı da kullanabilir. Hatta da order'ı da kullanabilir. Ama Elun, biz zaten konuştuk bunu, death'i de kullanıyor. Death gücünü yani ruhları alıp taşımayı da kullanıyor Shadowlands'e. Bir Nighthawk ruhlarını alıyor zaten biliyorsunuz. Hı hı. Ayrıca bir de karanlık tarafı var. Simgesel de olsa. Ay üzerinden. Dark Side of the Moon gibi mi? Dark Side, doğru literally o yani. Gerçekten Dark Side of the Moon. Bir dakika. Onu bir yazımdan bakacağım da aslında. Daha kolay olsun diye. Tam bekliyoruz, acelemiz yok. Görkem kilitlendi. Eleanor da belki Elon'un kardeşidir. Var ya onlar Eleanor'la... kusura bakmayın da yani canlı yayında kovulabilirim. Hatta Ice Waves'in satışı iptal olabilir gibi şey var ya yani ona uğraşıyorlar. Yok yok hayır konuş yani, hiç şey yapma. Hiç önemli ya, değil. Sizden şu anda yayındaki insanlardan bir şey rica edeyim. O attığım tweet'i bir daha atayım. Bunu reportlayın arkadaşlar sizden. Yani rica ediyorum. Bu fake bir chat log atmış. Şimdi herkes devamlı o nerede? İşte madem böyle burası o zaman Ice Waves'i bırakıyorum. Yok işte satışını iptal edin. Bunlar homofobikmiş bilmem neymiş falan diyor. Yani atıyorum. Bir şey böyle bir şey çıktı botlayalım treni ama gerçekten yani, yani. Değil mi? Kimse şey yapmıyor. Ben şu an niye bulamıyorum? Tweet'i bildirme diyeceğiz abi. Şu attığım şeyi lütfen yani üşenmeyin. Targeted harassment ya da işte Türkçesi neyse onun da reportlayın. İşte benim arkadaşımı falan deyin. Arnat olarak da işte hangi arkadaşınıza saldırdığını gösterebilirsiniz. Basit zaten iki tıkla halledeyim. Tamam bebeğim şey yapıyorsun. Yani. Tweet'i bildir diyorsun, oradan kişiye saldırı... Evet, evet. O şeyden yapacaksın. Tamam ben yaparım, sen otur. Ben de yapacağım. Şimdi ben reportladığım için görünmüyor bende artık. Ben altına da yazıp reportlayacağım. Onu göster deyip açabiliyorsun. Tweet'i açtık. Yirel Apologist diye bir şey. Tamam. Reklamını yaptırttık ama. Gerizekalı herif ya. Bu arada buldum. Yani devam ettireyim artık. Ne yapayım hani buradan şey almak için konuyu. Hangisini seçeceğiz? Bu ne ya? Hangisini seçeceğiz Türkçe? Nasıl yani? Kişisel saldırı gibi bir şeydir. Hani kişiliğe saldırı. Oha bir de kaç kişi altını beğenmiş evet yapmış. Ya. Oha. Bakın ya arkadaşlar bahsettiğimiz boklama treninin şu an en canlı örneği. Biri bir kuyuya taş atmış Eda'nın dediği gibi. Şu an herkes ona şey yapıyor peşinden. Bu arada o bu chat logunu paylaşan o malum dün tartıştığın eleman mı? Onlardan biri yani esas tartıştığım da değil bunu yapan. Bu da ilginç. İşte kral da çok kralcı yapmıştır. Tabii böyle ilginç bir şey var yani. Oldplay TV teşekkür ederiz aboneliğin için bu arada. Biz de bir nasıl söyleyeyim? Acil durumla karşı karşıyayız. Evet. Allah Allah, olaya gel ya. Ya vallahi kusura bakmayın, ben de... Abi çok, olay, yani, çok ayıp yani. Neyse, şey patron bir şey demiyor, muhabbete dönebilirim şimdi. Ona da
Zaten bunu başlatan tweetleri attım. Dedim işte bunu dedim ve ondan sonra hiçbir şey demedim ben. Hepsini blokladım, reportladım. Olay benim için orada bitti. Sonrasında bloklu oldukları için görmedim zaten dedim. Yani o da işte hiçbir şey deme sosyal medyada şimdilik dedi. Tamam dedik, öyle kaldı. Ben yazıyorum ya, this is fake, June wants to get some attention yazıyorum yani. Abi reportla işte reportladık falan deyin. İşte böyle bir şey demedi Arnat falan filan deyin. Yani. Ben yazıyorum. Siz yazın, ben yazmayayım. Vallahi işi gücü bıraktım şu anda. Bu arada ben bir şeyler anlatayım. Abi, aldığım notlar üzerinden konuşayım size. Ice Maiden bizde yazar olarak çalışıyor. Bakın drama dedik, drama geldi. Drama ayağınıza geldi. Sen şeyi anlat abi. Konse merhaba. Elon'un Eonar olmaması için mantıklı gerekçe. Olması için ben anlattım. Hani niye olabilir? Niye olamaz? Yani zaten şey... Şimdi ilk baştan bu muhabbetin çıkış noktası zaten Ysera'nın işte Arden Belt'teki questleri. Onları gördükten sonra işte zaten aşağı yukarı tahmin etmiştik. Şey, o görevin bitişinde işte Ysera için My Sister's Toy diyor. İşte kız kardeşimin oyuncağı diyor. Zaten Winter Queen. Ondan sonra herkes tahmin ediyordu zaten. Ha bu işte Ysera. Ysera işte kimin oyuncağı olabilir? Ya Elon ya Eonar falan diye. O zamandan tahmin ediyorduk. Sonra 9-1 görevlileri gelince de şey çıktı ortaya. Yani bu işte şüphelenilen ki isim işte kardeşi Elon'muş. Elon oldu birebir işte confirm edildi, onaylandı. Elon olayından emin olunca da bu sefer dedik işte o zaman Elon'sa Elon nedir acaba diye üzerine konuşmaya başladık biz de. Herkes de tabii üstüne konuşmaya başladı ve işte şimdi her hafta PTR'a yeni bir görev devamı geliyor. Son gelen görev devamlarından birinde Tyrande'nin Night Warrior güçlerini iptal etmek için bir ritüel yapıyorlar. İşte Chandris tutuyor, diğerleri eski Night Warrior'lar ve işte Hul Hermione'nin şey yapıyor işte yardım ediyor ve işte Night Warrior gücünden Tyrande'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtarıyorlar da. Bundan sonra da Tyrande diyor ki işte ben Night Warrior'ken bir aşamadan sonra işte o ben değildim. İşte Elon'du benim ağzımdan konuşan ve işte benim zihnim o konuşuyordu. Ben sadece bir izleyiciydim diyor. İşte burada da şunu anlıyoruz. Demek ki Elon'un bu kadar karanlık bir tarafı ben var. Hakikaten hani daha. Night Warrior'ın Night kısmı yani, bayağı Night'mış yani demek ki. Ve bu sayede işte diğer Night Warrior'ların onu kurtarması sayesinde işte Tyrande kurtuluyor. Ve Night Warrior yani. Olup bu gücün yüzünden bence ölmeyen ilk kişi oluyor. İlk ölümlü oluyor bu sayede Tyrande. Bundan sonra da işte sonra da işte Elon'un artık ne yapacağını işte yani ruhlarla ilgili sana bir şey dedi mi diyor Chandris ve işte Tyrande de işte bununla ilgili onunla konuşmaya çalıştım ama işte net bir şey söylemedi diyor. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Tyrande Elon diye bir varlıkla diyalog haline girebilmiş. Karşısında bir Elon'la ya da zihninde bir Elon'la diyalog haline gelebilmiş. Bu da Elon'u artık böyle soyut bir varlıktan çok, yani soyut demeyeyim de ya da belirsiz böyle gizemli bir varlıktan çok artık böyle kişiliği olan ve yakında çok büyük ihtimalle göreceğimiz bir varlığa dönüştürüyor. Şimdi bunun üzerinden biz de birkaç teori attık, düşündük kendi aramızda. Hatta işte Twitter'a da attım. İşte şimdi Murat Han'la konuştuğumuz 2-3 ihtimal var. Şimdi ihtimallerden bir tanesi en böyle belirgin olanı Elon'un Titan olması. Yani ama bu tabii çok klişe olur ve Elon'un gücü ve diğer yaptıklarını da düşünürsek Titanlarla denk olmayan bir sürü ekstra özelliği var. Ama bunu besleyen tek şey de işte Legion'da
Tear of Elune diye gördüğümüz o işte Titan. Titanlardan çünkü her bir topladığımız işte Pillar of Creation olarak topladığımız her bir item bir Titan'a aitti. İşte Kazgoroth, Amantul falan. Bir tanesi de Elune'du. İşte eğer böyleyse Titan'dır diyorlar. Düz mantık. Herkes bunu dedi en azından. Ama işte biz diyoruz ki illa hani orada Tear of Elune var diye Elune Titan olmak zorunda değil. Evet. İkinci ihtimal işte bunu Bellular da bugün videosunda demiş. Elune'un bir Eternal One olması. Yani Winter Queen'e denk bir varlık ve diğer Eternal One'larla kardeş aynı anda yaratılmış ya da meydana gelmiş bir varlık. Ama bir şekilde bu gruptan ayrılmış ve kafasına göre bir şeyler yapmış. Bu ikinci ihtimal. Eğer böyleyse de bunu destekleyen işte böyle kırıntılar var. Ama bunu çürütecek kırıntılar da var. Şimdi en belirgini de Elune'un Nauru'ları yaratmış olduğu bilgisi. Bunu işte Legion'da öğrenmiştik. Oradaki o bilgi bunu biraz çürütüyor. Üçüncü bir ihtimalle biz kendi aramızda konuştuk. Tabii ben attım ona. Yani çok çok düşük ihtimal evet. Ama hani genel yani bu Emerald Dream'in en azından yaratılması hikayesi ve o tip bağlantıları düşünürsek orada da şöyle bir şey oluyor. Elune Titanlar tarafından yaratılmış bir Titan Keeper. Yani bizim gezegenimiz için işte Freya, Thor gibi, Odin gibi Titan Keeper'lar yarattıkları gibi Elune'u da belki işte Shadowlands için ya da başka bir gezegen için, başka bir düzen için yarattılar. Ve işte Elune sonradan bunun için bir şeyler yaptı. İşte bunu da destekleyen şöyle bir dayanağımız var. Elune gerçekten işte yani bildiğimiz kadarıyla Nauru'ları yaratan varlık. Ve Elune'un işte bu son çıkan bir kitabın da küçük parçalarını verdiler. Orada evet. İşte Broker'lar Elune için işte acaba işte Winter Queen'in zıttı ve Life'a bağlı bir varlık mı diyorlar. Şimdi bu çok büyük ihtimal doğru ve işte Winter Queen ölüm boyutunun ya da işte kozmik gücünün bir varlığıysa Elune da bunun karşısında bizim tahminimiz Summer Queen ve Life'ın Pantheon'una bağlı bir varlık. Yani evet. Eternal One değil ama işte Life yani Death'in tam zıttı olan kozmik güçte bu ne varsa oradaki işte Pantheon'un oradaki denk güçteki varlıkların işte Winter Queen'e karşılık geleni. O yüzden kardeş olarak geçiyorlar ama ilginç burada da bir durum var. Bu ikisi bu kadar zıt varlıklarken nasıl birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar? Hatta kozmik haritada bile işte tam zıt taraftalar. Bir tane böyle paylaşım yapmıştım, harita çizdim işte çapta Emerald Dream'den, Death'den işte bizim hatta Azeroth'un gerçekliğinden geçmesi lazım bunu yapması için ama büyük ihtimal böyleyse Elune işte yani ne olduğunu bilmesek de Summer Queen diyebileceğimiz bir varlık. İşte böyle. Dur şu an ben klavye yani bordo bereli klavyeli yapıyorum da şu anda. Yetişemiyor olabilirim. Yazıyorlar mı? Vallahi ben döşüyorum ya şu anda bir tane daha. Abi şey patronundan mesaj geldi. Şey demesin diyor. Senin adına savunmaya geçmesinler hiçbir şey demesinler diyor. Emin misin? Geçmiyoruz vermeyin. Ben kendi adıma ya soruyorum. Sadece reportlayın altına falan. Evet, sadece reportla. Sadece reportlayın abi. Vallahi bir tane yazdım artık. O da gitti. Ne yapacak bir şey yok ona. Yok yok yani tamam. ben devam edeyim. Elune'un Eonlar olamaması için başka bir sebep. Bize doğrudan söylenen şey şuydu. Eternal One, Eternal One'ları ve Shadowlands'in Titanlardan çok önce var olmuş canlılar olması. Murat abi bir saniye sözünü kesiyorum da Efnan bir şey yapmış inanılmaz komedi. Ne oldu? Ya Efnan bir görsel yapmış çok güzel ya. Görkem bu etik bağışı cidden kötü ya. Bak sürekli iyi diyorsun üzülüyorum. Al işte adamın yaptığının aynı şey. Oynamak istemiyorsan oynamazsın.
Yani en iyi expansion bu. Valla oynamak istiyorum. Öyle değil. Ya bir siktir git. Çok iyi ya. Efnan ya. Ama oradaki salakı SLK yazması çok benim. Efnan mı yapmış? Efnan, çok iyi ya. Çok iyi ya. Valla. Çok başarılı. Of. Abi o nokta S yani. Tek başa nokta S görkem olanı çalmış. Üf. Abi ya, Slick MSN de öf. Oğlum cidden yani niye böyle şeyler yapıyor insanlar anlamak. Çok uç ya, yani bu nasıl bir eziklik. Nasıl bir yani. Doğrudan bir şey yapamıyorum o yüzden böyle sahte şeylerle ya. Ayağı kaydırmaya çalışayım. Patron bir onu atayım. Bunları demedin mi bana diyor. Of. Allah, ses kaydını da aldık. İşte bu gerçektir ama. ya Murat'tan çok özür dilerim, sözünü kestim. Yok abi şu an yani drama dedik ya, dramayı çektik gerçekten. Harbi ya. Devam edelim, profesyonel yayıncılar olduğumuz için malum. Aynen abi, aynen. Nerede kaldım hatırlamıyorum. Baştan al. Elon diyordun. Elon'un işte şey Titan Keeper olmasını dedim. Ondan sonra şey mevzusu. Titan olama, Elon'lar olamayacağını başka bir kanıtı şu. Shadow Dance'in Titanlardan çok daha eski olduğunu biliyoruz. Bunu kendileri söylediler. Yani Shadow Dance predates the Titans demişti Ion. Ayrıca güç seviyelerinin de Titan Plus Plus olduğunu biliyoruz. Ayrıca... Evet, bak onu iyi hatırladım. Bu güç seviyesi olayı da çünkü önemli bir detay. O güzel bir böyle ipucu. Ayrıca Elon'un bahsettiği o Night Warrior, Warrior gücü... Yani bir ölümünü kaldıramayacağı kadar yüksek. Tren'de de gördüğünüz üzere. Yani çok kaotik, böyle çok dengesiz, hatta unbalanced bir güç. Yani böyle bir gücü Eonor'un vermesi mümkün değil. Üzgünüm eğer Pyro Master Darkçilerimiz varsa. Pyro kardeşim. Eonor bu kadar ciddi bir gücü veremez. Çünkü Eonor zaten Life, hadi yani Order'a bağlı, hadi Life'la Light'ı da kullanabiliyor diyelim. Death'i kullanamaz tekrar söylediğim gibi. Ama Elon ölen naterken ruhlarını alarak zaten Death'i kullanıyor. Bir noktada bir kaotik bir gücü var. Eonar bunu da yapamaz. Yani, yaratım tarzı bu Death. Şöyle diyeyim, bunun için yaratılmamış bir canlı. Peki bana göre Elon ne olabilir? Bence üçüncü kız kardeş. Yani demin dediğimiz gibi. Değil. Winter Queen kış, Winter Queen sonbaharsa bu mantıkta eğer Eonor ilkbahar, Spring hani Life yapıyorlarsa bize göre de o zaman Elon mesela Summer Queen. Ama üçüncü kız kardeş. Şeyi ters olmaz mı, yanlış anlama da Güneş yani Summer Queen dediğin zaman Güneş ve Moon'u biraz ters kalmaz mı? Yok yok yani Life realinde olduğunu biliyoruz. Elon oradan geliyormuş. Yani şeyde evet. Bu Broker kitabında onu net bir şekilde veriyor. Direkt Amazon'da var yani. Bizce en mantıklı açıklama üçüncü kız kardeş olması Elon'un. Yani Eonar değil, başka bir nasıl diyeyim, daha farklı bir alanda uzmanlaşmış diyeyim bir kız kardeş. Benim hani düşünmek istemediğim ama mümkün olan başka bir ihtimal şu: Elon'un böyle aslında hiçbir şeye çok müdahale etme gücü olmayan, işte bütün olayı Tyranid'e olduğu gibi işte Night Warrior'lara böyle aşırı bir güç yükleyip onları böyle işte o güç sonunda işte öldürüp onların ruhlarını alan, aslında çok da bir numarası olmayan Upstart Goddess Zaltat'ın deyimiyle düşünmek. Hani Elon'un aslında çok bir numarası olmadığını, bu ihtimalde mümkün maalesef. Yani müdahale etmemesinin sebebi umursamamasından çok edememesi de olabilir yani hiçbir şeye. Cidden çok bir numarası olmayan tırt bir karakter de olabilir. Ama istemem öyle bir şey çünkü yani 20 yıldır
adı geçen bir karakter olarak biraz da ciddi dikkat davranması lazım bu konuda. Şimdi Zolotat'ın bu upstart gods lafı şeye de geliyor. Bu şey demek hani sahte tanrıça ya da hani sözde tanrıça diyor. Elun acaba mesela Freya gibi bir Titan Keeper'dı ama tanrıcılık rolü oynamaya kalktı. Birinin gücünü çalmaya kalktı bir Eternal One'ın. O yüzden mesela kovuldu mu Shadowlands'ta? Çünkü Winter Queen hani bu kadar bunca zaman sonra görüyorum ki beni terk etmemiş diyor. Ya bunların arasında bir anlaşmazlık çıktı hani. O yüzden Elun kendi iradesiyle terk etti. Ya da kovdular. Zoval da olduğu gibi ama bu kez Zoval'ı affettiler işte. Başka bir ya. Başka bir ihtimal bize göre Elon'un Belador'un dediği gibi henüz tanışmadığınız ya da ölü bir Eternal One olması. Bu nasıl olur? Evet. The Sepulcher diye bir yer var Cordia'da. Hani ta paketin başlarında hani Zoval'ın aradığını bildiğimiz işte Primus'un Whisper'larında konuştuğumuz, hani neresi olabilir, ne olabilir diye konuştuğumuz yer, orası Cordia'daymış ve Primus. Bunu Maldraxxus da zannediyorduk çünkü hakikaten aynı isimde öyle bir yer var. Evet. Primus yine bir profesi bırakmış ve hani şey diyor, Zoval 5 tane anahtarı bulursa Sepulcher'a ulaşabilir. Ya yani bir şey var orada. Tatsız bir şey var Zoval'ın almaması gereken. Abi şimdi aklına insanın şeyi geliyor, ulan orada acaba Elon'un mesela kalıntıları mı var ya da onun gücünden kalan şeyler mi var? Zoval gidip onu mu hani aşık lan belki de hani. Bir ara konuşmuştuk bu arada. Argeras Azeroth gibi değil mi? Evet, biz onu konuşmuştuk bu arada bir ara hatırlarsanız. Bu neden olabilecek bir şey? Abi Shadowlands, gerçi buna biraz daha sonra gireriz ama Shadowlands biraz herkesin derdi çok ölümlü gözüküyor. Bunu açıklayacağım birazdan. Ama yani Zoval da bayağı aşık olmuş olabilir yani bilemiyorum. Belki Elon'a ulaşıp onu kaldırıp yanına almak istiyor. Onu da kullanıp. Bir iddiamız da bu. Elon konusu bu kadar ama yani şöyle şimdi. Eon varsa gerçekten arkadaşlar konseyi kapatıp gidebiliriz yani. Niye canım Allah Allah. Çünkü yani Pyromancer'ın söylediği her şey doğruya gidiyor. Anasını satayım o zaman Argus mu yarattı Shadowlands'ı? Falan filan yani onu da konuşacağız. Yani insan tat kaçırıyor yani Eonların Elun olması. Çok sıkıcı çünkü. Yani gerçi onun üzerinden bile şu an bile bir sürü şey konuştuk ama yani saydığım bu diğer ihtimaller var. Çok sıkıcı olur yani Eonların Elun olması. Nasıl uyduracaklar? Uymuyor da yani. Şimdi Shadowlands'in gidişatı diyelim o zaman buradan ve şey demiştim bu ölümlü gibi davranıyorlar ya abi Shadowlands bana biraz sanki böyle bir şeyin üstü kapatılmış da onu böyle oysan arkasından bambaşka bir şey çıkacak hissi vermeye başladı. Hani perfect order diyor ya. Abi şey herkesin derdi çok dünyevi gözükmeye başladı bana ya. İşte ne bileyim böyle anime bütün dertleri anime olan böyle Eternal One'lar güç yani. İşte Revendred'deki kontestlere falan bakıyorsun hepsi orada böyle malikane kurmuş parti falan veriyorlar. Hani sanki normal bir aristokratın yapacağı gibi. Bastion'da işte hiçbir şey sorgulama sadece hizmet et mevzusu var. Yani sanki Shadowlands'ı böyle kazısak altından bir şey çıkacak gibi. Yani bilemiyorum şimdi buradan nereye bağlanır ondan da emin değilim. Ondan şunu söyleyelim. 9.2'de bitebilir Shadowlands maalesef. Ya yani öyle bir yorumu ben az önce chat'te de gördüm abi o muhabbet ne yani? Nasıl bir şey o ya? Ne o? Ne o? 9-2'de bitecek Shadowlands falan. Ha, ama evet onu da konuşalım hakikaten. Sen başladın devam et sonra ben konuşayım. Yani işte sanki böyle gittiler sonuna kadar da şu son düğümleri topar bağlayamadılar gibi gelmeye başladı.
Hani işte Elon, işte Jailer, işte şu bu deyip hani acaba son düğümü atamadılar da kapatırken konuyu. Dediler ki hani 9-2'de gelsin, sonra direkt 10-0'a geçeriz. Dediler acaba diye düşünüyoruz. Ki 9-3 de olabilir hala. Çünkü hani mesela Barrel'ı şey demişti, Lifelands'e gidebiliriz diye gelecekte. Yani hala sürpriz ihtimalleri var ama şimdi cidden her şeyin neticeli Titanlara bağlanacaksa yani bilmiyorum ne hissetmem lazım. Çünkü First One'ları konuşalım. Biz hala First One'ların void olduğunu düşünüyoruz. Ama mesela onlar da aslında Titan seviyesi canlılar olabilir'e geldi bu. Yani Görkem dedi aslında ona hani işte Freya'nın Emerald Dream'i yaratmasından örnek verip işte Elun'da bir Titan Keeper seviyesinde ya da en azından rütbesinde canlı olabilir. Ya bu durumda mesela işte şey dedi yani Argus Shadowlands'ı yarattı çıksa şaşırmam dedi hatta dün. Hani acaba developerlar Pyromancer'ı görüp biz bunu mu yapsak demiştir dedi yani. Öyle bir şey demiştim galiba hani community'nin sevdiğini bu ihtimali görüp. Ya bilmiyorum hani cidden iş Pyromancer'ın dediği noktaya gelirse bir kere çenesinden kurtulamayız. Yani bize işte doğru ben yazıyorum diye atlar ortaya. Hani işte Lore Konseyi'ne dedik böyle bir iki şey yapalım dedik. Bazı toksikler üzerlerine alındık katlanamadı ya. Siz Pyromancer görün yani böyle bir şey çıkarsa. Yani gerçekten. Ya zaten şu Benilor muhabbetinde bile adam böyle şey olayı herkesten daha çok adı geçmeyen biri olarak adı geçenlerden daha çok sahiplenip böyle küfürlü müfürlü coştu ya. Evet evet yani cidden onun gibi bir ergenin dediğine kalacaksa hikaye zaten yandık yani. What the ergen yani şey. Herif bilgili tekrar söylüyorum herifin yani mitolojik falan bilgisi var ama ergen. Bu yüzden tiksiniyorum zaten. Yoksa takip ediyorum yani. Ama itici bir herif yani. Gerçekten. Yani mantıksız gözüken bir şeye mantıksız dediğimiz için daha sonra o mantıksız çıkan şey mantıklı çıktığı için şimdi bize laf ediyor. Bu tarz cümleleri çok severim o yüzden bunu böyle kurdum. Yani abi şu an Shadowlands'ın 9 noktayı da bittiğini varsayalım. 10.0 için güçlü bir şey lazım ama burada sorun şu. Mesela şöyle gidiyordu paketler hani işte Mist of Pandaria'dan sonra Valas of Draenor geldi. İşte insanlar beğenmedi. Bu yüzden kısa kestiler ve Legion geldi. Orada işte hype yükseldi. Tekrar şey oldu. Daha sonra Battle for Azeroth geldi ki bu konseydeki herhangi birine sorduğuna sorsanız gelmiş geçmiş en kötü paketle de lanet olsun öyle pakete demez. Battle for Azeroth için. Bu arada geliyor mu ses? Geliyor. Dinliyorum. Evet. Bir yandan şeye bakıyorum. Bas konuşa alışık değilim çünkü o yüzden. İşte hani bize göre ortalama güzel bir paketti. Ama community beğenmedi. Şimdi onun üzerine bir de Shadowlands böyle çıkarsa yani 10.0'ın böyle dişi aç falan olması lazım. Ve nasıl diyeyim? Yani ne yazacaklarsa ona sabit kalmaları lazım yani. Community'yi dinlemek, ben hikaye anlatımında community'yi dinlemeyi çok mantıklı bulmuyorum. Yani çünkü hani Jailer'ın işte çok big bad guy olduğunu ve öyle bittiğini farz edelim hikayenin. Bence sıkıcı. Çok sıkıcı. Evet, çok sıkıcı. Yani şey, Dungeon'da Sargeras'ı işte Dungeon'da dövmüşüz gibi düşündü. Onun gibi bir şey olur yani. Yani Sargeras'ın da big bad guy olmadığına dair İmalar da yapıyorlar yani Chronicles'ta. Evet, şimdi sen yani aynen en büyük örnek o. Şimdi hani Garrosh Sylvanas eşleştirmesi yapılıyor ya. Yani Sargeras Jailer gibi düşünün işte. Ve hani şimdi sen bir karakteri işte nasıl diyeyim evil ya da işte böyle big bad guy yapmak istiyorsan onu Gahun gibi yapman lazım. Ne alaka bir örnek ama gerçekten Battle for Azeroth'un başında Gahun'u hatırlarsanız bir kere o canlının geçmişe dair hiçbir şey bilmiyorduk. Yani öyle bir o
ortaya çıkmış ve cidden işte her şeyi böyle tüketmek isteyen, böyle hatta işte bu Shadowlands'taki bu Gorn'lardan tahminen Titanların görüp öğrenip experiment yaptıkları bir şey. Böyle cidden saf kötülük, böyle saf yok etmek isteyen bir şey Gahun. Big Bad Guy. Her yanda gitti, orası ayrı. Ben daha çok bir şey olduğunu bilemem ama yani Gahun kötü karakter. Abi Jader... Yani bir de şey hani Old God olarak böyle onu da düşünürsen ki o da yani Jader'la alakası yok. Evet yani. Evet. Abi şimdi Jader'ı sen işte çok kötü karakter yapmak istiyorsan aslında şöyle bir şey var. Onu bir sinematiğe bile çıkarmayacaksın. Şu yüzden bir karakteri sinematiklerde göstermeye başlarsan herkes olmasa bile bir kısım oyuncu, yani mesela bizim gibi şey, hikayenin derinlerine bakan, yani cidden farklı bir şey bekleyen insanlar Jailer'a hani yakınlık kurmaya başlar, hani acaba bu şunu mu amaçlıyor, bunu mu amaçlıyor, ya da işte röportajlarda Jailer'ın motivasyonuna da daha fazla şey öğreneceksiniz dersen. Şimdi herifi Big Bad Guy olarak tutmak istiyorsan hiç girme potansiyel motivasyonlarına. Mesela hani bunu biz de bunu dedik. Yani ben herkesten önce dedim. Zaten bunu da yakında duyuracağım herkesten önce dediğimi. Bunu Beryl'e de dedi, Akolon'a dedi. İşte Zoval'ın aslında gerçek arbitre olması. Zaten bunu konuştuk. Şimdi mesela niye böyle bir şey yapıyorsun o zaman? Yani niye böyle bir imayı oluşturuyorsun? Şimdi bu şeye geliyor, Zoval işte gerçek arbitirken Mova hapsedilmiş. Şimdi bu karakteri bir mantık yetmiyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela Jailer'ı şöyle yapsan. Mov diye bir yer var. Yani Mov yaratılmış. İçine de Jailer o görev için yaratılıp konulmuş mesela en başta. Ama daha sonra demiş ki ben daha fazlasını istiyorum. İşte animayı kendime alayım. Yapmış olsaydı tamam. Bu noktaya kadar anlaşabilir, anladınız mı yani, tekrar şey yapayım. Hızlı konuştum çünkü. Tekrar bir üstüne yok, geçeyim mi? Sen bilirsin, keyfine göre. Yani şöyle yapabilirsiniz. Yani Jailer'ın yaratılma amacı direkt Mov'un başında durup ruhları, işte oradaki ruhları gözetlemek olsaydı ve Jailer bunun üzerine işte ben daha fazla güç istiyorum deyip şu an yaptığını yapmaya başlamış olsaydı tamam. Derdim dedi işte hani açgözlülük, işte daha fazla güç hırsı falan filan. Ama şimdi sen gidip Jailer'ın Mov'a hapsedildiğini söylüyorsun. Kendi kardeşleri tarafından. Bir şey yaptığı için. Hatta onun üzerine Arbiter'ın rolünde olabileceğini ima ediyorsun. Yani... Ya bilmiyorum hani... Jailer'ı Big Bad Guy olarak tutmak istiyorsan bu imaları vermemiş olman lazımdı. Yani evet, mesela şey, Sargeras'ta bile çok daha net bir kötü şeyi var. Kötü karakter tasarımı var. Yani Jailer'da ama hem mağduriyet var, hem böyle böyle pozitif belirsizlik var. Evet, evet. O yüzden zaten şey, Jailer'ın durumu yani Sargeras'a ne kadar benzese de aslında çok farklı. Ki Sargeras'la ilgili bile dedik işte hani evet. Bir gayet olmuyor olabileceğini. Ki yani aslında en başından beri yapılması gereken bir şey yapıyor diye getirdik zaten ki çoğu insan ona geldi. Beryl'ı dahil kaç tane videosu var işte Sargeras aslında haklı mıydı ya diye. Yani, yani şaka yollu bile olsa çok mantıklı geliyor. Çünkü neden? Bayağı dayanağı var yani o geyiğin. Yani bu yüzden böyle bir şey yapanlarsa ucuz olur. Yani en azından hani şey diyeyim, güzel bir boss fight olsun diyeyim artık yani. Ne yapayım öyle boss fight olacaksa. İşte ne bileyim böyle kozmik, ne bileyim böyle belki algı olan gibi bir odada, bilemiyorum, öyle bir yerde savaşsak en azından. Çünkü Torgas'ı kullandık artık, evet, şey olarak.
Yani son boss olacaksa öyle olsun ama işte mesela Morgan Day'in röportajına gelelim. Yani orada şey soruyu geçiştiriyor. Zaten en başta konuştuk. Onun için hani şey diyebilirsiniz işte bunlar hala bize yani bunlar hala işte zorluyor. Yani olabilir abi şeydir son boss'ta ne yapalım cidden ama olduğunda da yani potansiyel harcanmış olur. Tabii vakti geldiğinde hani işte boss fight ortaya çıktığında ya da patch'e ilerledikçe hani belki daha iyi işlenir bilemiyoruz. Hani daha doyurucu, daha farklı bir şeye bağlanacak bir şekilde ama bu aşamada sıkıcı bir ihtimal olarak gözüküyor. Ki şöyle bir durum da var hani biz şu an işte Warlords of Draenor'u falan negatifleştik. Bunun sebebi şu abi. Patch hala gelmedi. Evet. Yani mesela şey diyordum ya hani ben abi hani patch uzayabilir hani ben başka şeylerde oynuyoruz hani casual'laşıyoruz acelemiz yok derken yani be careful what you wish for oldu gerçekten bu artık. Evet ya o çok önemli yani çok, hayatta. Çok fazla uzadı. Şimdi şey oluyor böyle hani şimdi bunları tartışıyoruz işte PTR MTR tamam ama hala ne olduğunu tam olarak göremiyoruz. E şimdi böyle olunca belirsizlik kalıyor. Onun için zorlanıyorsun yani. Ne olabilir tahmin etmekte. Biraz da bizde bu yüzden bu negatiflik başladı yani ama şey değilim yani. Ne o? Ben alır değilim. Ya bir şey, de şey var şimdi bu söyleyeceklerim konusunda. Tabii şeyden bağımsız işte patch match falan olayından bağımsız da negatiflik çok hızlı yayılan bir olgu. Evet. Yani biz hani bu toksiklik falan diyoruz ya bunun adına. Yani biri bir şey geldiği zaman ya işte abi oyunda bok gibi dediği zaman ay evet evet falan böyle bahaneler arkasına sığınmaca falan çok fazla yaratıyoruz yani. Ya tamam ya just don't play and try to get have some fun yani. Çok basite indirgeyebileceksin aslında şeyi de. Yok çok böyle ağır eleştirmemiz gerekiyor illa bir şey yapmıyorsak ya da dahil değilsek. Hatta şey ona destekleyecek bir şarkı sözü geldi aklıma. Şarkının önceki sözlerini cidden hatırlamıyorum ama şöyle bir cümle kısmı vardı. İşte senden bir şey yapmanı istiyorum. Yanlışı bulmaktan kolay. Hani doğru şey yanlış yazılanı bulmaktan daha kolay. Doğru yazılanı bulmaktan daha zor diye. Yani cidden insanlar çünkü negatif şeyleri görüp önce görüp onlara yüklenmeyi daha çok seviyorlar doğru şeyleri görmek yerine. Ya evet bir de kötü sesin çok çıkmasından da kaynaklanıyor yani. Ne sesi? Kötü bu tarz negatif eleştiren seslerin çok yüksek çıkmasından da kaynaklanıyor yani. Evet mesela işte ben yani görünce aman ne uğraşacağım diyorum yani. Uğraşasım gelmiyor. O yüzden sessiz kalıyorum. Ama yani dediğim gibi bizde de hani biraz Shadow Lens'in potansiyeli harcanabilir düşüncesi ortaya başladı. Hani bilemem belki 9.3 de gelir. Ama yani 9.2'nin geleceğini söyledi Ion. Ya az önce Jet Life'da yazdı. Yani genelde işte yani yamaların daha doğrusu expansionların gidişatı bu şekilde oluyor işte 9.0, 9.0.5. Evet. Sonra 9.1 büyük yama, işte 9.1.5, 9.2 büyük yama, 9.2.5, 9.3 büyük yama gibi akıyor, devam ediyor diye şey yaptı. Ama yani şu anda Blizzard'ın ne yapmaya çalıştığını biz tam olarak kestiremez hale geldik. Yani bunu dediğim gibi az önce negatif eleştirel anlamda söylemiyoruz. Hem hikaye olarak hem de oyun mentalitesi olarak biraz sıkışmış görünüyor bazı şeyler. Evet dedik pandemi var işte olur böyle şeyler. Biz de kendi iş hayatımızdan da pay biçerek yorum yapıyoruz. İşte bazı şeyler tıkanıyor falan ama yani dude you are Blizzard hani sen Blizzard'sın. Yani bunları böyle çatır çutur hallediyor olman lazım. Tamam 2-3 hafta gecikirsin. Ama bu tıkanma nedir ne değildir açıkçası ben endişelenmeye başladım kendi içimde. Abi oyun akmıyor gibi görünüyor bir yerden sonra ama bakalım. Akmıyor bu akşam. Tamam. Şoka girdim. Görkem sen şu an müsait misin bunu şeyde? Bir saniye. Tamam. Hala orada şeyde mi kaldın? Patron dedi ki kendini hazırla. Yani yeni şirketin yeni sahipleri sadece laf çıkmasın diye seninle yolları ayırmayı düşünebilir falan demiş. Yani bir şey...
bir kanıt gözükmüyor ama yani sadece bad publicity olmasın diye bile böyle bir şey yapabilirler demiş. Kapitalizm. Yani sen de bazen bir şey böyle bir şey yaparsın, o çocuğu sud yaparsın. Tamam mı yani? Ama nasıl yapacaksın yurt dışında? Sud yapacaksın yani işte. Olduğuyla kalır. Afiyet olsun der, işimize bakarız, ne yapacağız? Kapitalizm işte bu. Abi this is not right ya. Ya çocuk log falan paylaşıyor mu? Yani şimdi öyle olmuyor o işler. Böyle bir şey varsa log... Ersinler chat loglarıma baksınlar abi. Yani istedikleri şeye açayım yani. Vereyim hesap neyse yani o şirketlerle bağlantı kursunlar. Bütün chat loglarıma baksınlar yani. Aynen onu söylüyorum. Böyle şey olur mu? Olmadı çıkar ortaya. Hayır o zaman ben gideyim. Ya birisini sevmiyorum iş yerinde. I hate that person. Örnek veriyorum. Ya gideyim ben bu adam hakkında böyle bir şey yapayım koyayım onu da. Abi böyle bir mantık mı var? Yani bilmiyorum. Ice Reigns de böyle sadece birinin lafından hareket edecekse kusura evet bakma ya, da siktirsin gitsin yani. Yani abi. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bazen böyle şeyler çok bazen... rahat. Böyle şeyler çok rahat kopyalanabiliyor hani. Bak daha en başta konuştuk hani adamın mailinin sahte hazırlanmış olması falan. Yani bu kadar kolay olmamalı cidden. Hayır mesela şimdi şeyi de görüyorsun adamın primci olduğunu. Ver bize cevap ver. Mesela biz o kadar yazıyoruz şu anda altında. Hadi ver bize de cevap ver. Mesela adam tek tek şey olduğu zaman atara kalkan kişilere tek tek cevap veriyor. Bize de ver. Eda'ya da ver, Efnan'a da ver, Utku'ya da ver cevap. Veremez ki engelledik. Yani şans işte lan. Arada oluyor böyle şeyler. Eşek şansı. İyi gidiyordu zaten. Bu kadar iyi gidince bir bok çıkacağı belliydi. Terfi aldık falan filan. Yani. Bu ne? Aman işte. Şu an ben de oraya odaklandım da hoş olmadı ya. Evet. Yani ama çok ayıp yani söylediğin şey çok üzücü gerçekten ya bir de ben bir şey söyleyeyim bu konuyu burada açacağım arkadaşlar lütfen kusura bakmayın bizim çok arkadaşımız var LGBT komünitesinden biz de onların bir parçasıyız bazen bazı olayları yani aa sen ona she diyemezsin sen ona he diyemezsin işte sen ona şöyle diyemezsin ya abi gerçekten hak savunma yani ezilen insanların hakkını savunma buraya mı geldi? Bu noktaya mı geldi? Bazen bunu tartışıyorum evet yani. Ben. Yani abi hala Amerika'da işte Avrupa'da işte orada burada bu adamlar işte seks işçiliği yaptığı için dövülüyor. İşte hala dışlanıyor. İş bulamıyorlar. Dünyanın birçok yerinde Türkiye'de dahil olmak üzere. Ya bunların hepsini geçtik. Geçtik şunların hepsini geçtik. Buna mı takılıyoruz ya? Gerçekten bazen o kadar fake ve o kadar şey oluyorlar ki mide bulandırıcı sinirleniyorum. Deliriyorum. Ya cidden şimdi bu bak mesela Eda bunları dediği için biz ayrıca bir şey deliriyoruz ama yani. Yani bundan bir unut bir şeyler diyen olabilir yani. Yani. Kusura bakma. Ya Eda'dan hatta gerçekten böyle ya gerçekten. Şey dedi yani bir şey çıkmayabilir öyle dediğime bakma dedi şimdi. Ama işte şey Twitter'dan uzak dur hiçbir şey yazma falan dedi. İşte ama işte böyle de bir şey olabilir o da bir ihtimal kendini hazırla falan demişti. Yani, ayıp ya o, yani. O dışımızda demiş. Valla bu tamam, insanlarla onu, aynı komiteyi hayat... paylaştım ki çok üzülüyorum bazen. Böyle tipler geliyor. Yok aynen yani. Bu, olursa da yani ne yapalım. Bu şey var bu komiteler çok cidden bu. Genel dünyada böyle bir mevzu var hani. Bu konulara girdiğiniz zaman bu LGBT konusunda aşırı dikkatli olman lazım. Ya olsunlar da gerçekten var yani bu böyle bir şey var. Evet, bu dışlanma, var nefret var, homofobi diye bir şey var, transfobi diye bir şey evet. Var abi. Yapılabilecek bir şey yok ama yani konu buraya gelmedi. Oraya gelene kadar daha ne konuları tartışıp görüşmeleri lazım. Hem yani şey var ya şey ya ben işte şey LGBT hakları savunucusuyum tamam ne yapıyorsun? Nothing. You know I do fucking nothing. You know like I just oh if he says oh my god she demiş hemen buna bir saldırayım anladın mı? Böyle şey bu ya yani. Abi ne diyeceksin? She-mail mı diyeceksin? Yani Allah Allah. Abi, yani they have it. She-mail çünkü. She-mail çünkü. Öyle diyorlar çünkü. Öyle diyorlar. Hayır yani this onu is, desen de yaramamıyorsun. Onu demek istiyorum. Evet yani. Sen porno endüstrisinde işte, she-mail diye... Olayın başlangıcındaki muhabbet şey çok komik. Yani ben
Zaten Chromie'nin işte öyle çıkmasını sordu biri. Bu dragon değil mi? İşte onlar da trans olmaz ki falan gibi bir şey dedi. Evet. Ben de şey dedim. Male ha işte dragon halinin adı Kronor mu ve male dragon adı. İşte ama Chromie'de bir işte female gnome dedim. Bu kadar yani. İşte yazıda da onu seçtiğini söylüyor. İşte o yüzden transseksüel olmuş dedim yani. Yani bunlar da anlamadılar. Kendi cinsi değil. Yani yazılı lore'da yazılı kaynakta yazılı işte söylüyor. Ben, evet, jargonu alınıyorsam evet yani oraya alın. Orada direkt bu seçim değildir falan diye bana saldırıyorlar mesela. Orada direkt onu seçtin mi choose diyor böyle. Yazıda choose yazıyor böyle. Yani ne yapayım artık. Ben de onu dedim. Ben onu alıntıladım dedim sadece. Sonra baktım olay kontrolden çıkıyor. Direkt blokladım hepsini. Reportladım saldırdıkları şeyleri. Gerisini görmedim zaten. Olay almış yürümüş oradan. Vallahi bana şey de çok irite edici geliyor Görkem. Bilmiyorum sen daha bu sosyal medya konularından daha çok anlıyorsun ama bir şeyin like işte retweet falan oranının makul olması gerekiyor. Bak az önce retweet 140'lardaydı. Retweet 70'e düşmüş. Nasıl oluyor bu? Haydi. Anlaş olarak atmışlar yani. Like 150 küsürdü. Adam oturdu özellikle seninle yani, uğraşıyor. Birazcık böyle şey yaptıysanız acık mesela zaten internette gezerken bile görebiliyorsun işte fake tweet, fake follower, fake like, ne bileyim işte Instagram'da, Twitter'da, Facebook'da. Ben gireceğim ya o işlere. Hepsini alabiliyorsun zaten. Ben gireceğim bu, yani, o işlere. Yani $50 var. Mesela $50 basayım ben şimdi. Benim ona karşı attığım tweet'e 1000 tane like gelsin mesela. Yani ben bunu yapabilirim. Ama ne olur işte bunu atan onun keyfine bağlı. Olduğu gibi geri de çekebilir. Ya da işte Twitter bu like'ların geldiği yerin işte fake olduğunu anlar. Bütün hesapları kapatır. Benim like'lar da kaybolur falan. Yani bu olaylar genelde sonunda patlar yani. O yüzden hani böyle bir şeyler yapıyorlarsa da o da anlaşılır. Zaten yani şeyi görseli görmüşsünüzdür. Çok da kötü bir Photoshop yani. Evet. Anlaşılıyor onun fake olduğu. Vallahi Efnan'ınki daha güzel. Yani... Onu söyleyeyim. Evet. Evet abi. Ya dediğim gibi umarım yani Icewing salak salak böyle bir tweet üzerinden o zaman herkes yazalım yani. Hep herkese yazalım yok, yani. Yok yok hiç sanmıyorum. Ayon'a yazayım ben böyle dedi falan diye. Adamı mı kovduracağız yani? Ben anlamadım. Ya zaten, hani bu kadar kolay olsa işte geçen sitenin başına geleni biliyorsunuz ya. Siten de mesaj attı yavrum böyle şey. Onun da başı yandığı için ne diyorlar sana da saldırıyorlar falan diye. O da mesaj attı şimdi. İşte şey adam direkt fake haber yaptı ve işte Blizzard başkanı adına Blizzard Box'ta alıntı yayınladı. Şimdi eğer bir şey olacak olsa o ne olur? Koskoca Blizzard'ı kötülüyorsun, sen başkanın adına işte haber yayınlıyorsun falan derler. Ki o konuda da hakikaten bayağı yoğun bir saldırı oldu böyle Stan üzerinden Icewing'e. Evet. Yani, o da hemen böyle şey kaldırdılar, hem haberi kaldırdılar hem tweet'i kaldırdılar. Ondan sonra yavaş yavaş söndü gitti. Onun işte başta anlattım ya, onun da coşma sebebi şey... Belular'ın o haberi ciddiye alıp işte demek işte bunu haber yapılıyorsa artık işte Blizzard başkanı bana direkt olarak laf sokmuş demektir falan gibi bir tweet attı. Ondan sonra büyüdü zaten olay. Abi. Yani o sistem kovulurdu yani kovulacak olsa işte. Çok cringe ya muhabbet. Ben bununla kovulursam ne diyeyim yani geç olsun güç olmasın. Ne olmuş dersin yani bu kadar saçma bir şey. Aynen bu kadar kolay olacaktıysa yani hiç önemli değil. Yani ihtiyacım da yok. Zaten onu da açıklayayım şimdi. Yani çok da bir şey değil ama yani benim burada çalışma sebebim tamamen prestij ve benim bu siteyi sevdiğimden dolayı. Yani doğru düzgün para almıyorum zaten ben oradan ve yani yaptığım işin emeğin karşılığı kesinlikle değil. Yani daha yeni hatta bir sene sonra böyle bir terfi verdiler. O zaman böyle birazcık maaşa benzer bir şeyler almaya başladım. Sabit para bile almıyordum. Sadece mesela rehber yazarken rehberlerin okunmasından işte okunduğu kadar pay alıyorsun. O da çok küçük miktarlar. Yani işte sakız parası gibi şeyler normalde diğer yaptığım çeviri işlerinin yanında mesela komik paralar. Ama ben burayı sevdiğim için yapıyorum. İşte WoW'u seviyorum. Ne bileyim zaten rehber yazıyordum. Zaten paylaşım yapıyordum. Mantığında yaptığım bir işti bu. Evet. Şimdi o yüzden hani bu yüzden kovarlarsa bana iş koymaz yani. Ne yapayım?
Hatta sonra mağduriyetini yaparsın. Hayırlı ya, hayırlı. Aynen, fake chat yüzünden kovdular beni falan. Biz de boklarız bu sefer, biz saldırıyoruz falan. Aynen, biz de bir sürü fake chat atarız falan böyle. Şey yazarız hatta böyle Türkçe, bana top dedi falan diye böyle. Abi gerçekten bu boş beleş mi muhabbet yani. Oradan böyle bovet güzeldir falan, ne gerek var. Saldırıyorum yani ama işte şey komik. Ya bu kadar, ben bir de bir şey çok komik yani, ben blokladım, benim için mevzu kapandı dün akşam, güldük evet. Geçtik oldu yani. Sonra arkamdan böyle bayağı uğraşmışlar. Şey de olabilir, Ayse Benzin'in satışıyla ilgili bir böyle hani şirket manevraları, komplo teorisi modu bir şeyler de olabilir yok yani. Yok ya, yok istiyorsan. Çünkü senin olayı da aynı şekilde aşırı büyüdü. Böyle yakaladıkları yerden saldırıyorlar gibi bir durum var yani. Abi bir de şey... herif hani mesela Utku yayın başı dedi hani Barrel'ın mesela bunların evde işi yok gücü yok sıkılıyorlar diyor, sana takan eleman da sıkıldı demek, böyle taktı yani. Öyle öyle mi? Öyle abi öyle. Ya bazen onu öyle bir anlıyorum ki böyle sıkılıyorum, okurken böyle sıkılıyorum, izlerken sıkılıyorum. Yani bak mesela adamın tweetinin yarısında falan sıkıldım, böyle içim gerildi falan. Allah ya, o ya. Kadar gereksiz. Neyse abi, bir es verelim, bir şey yapalım, bir toparlayalım, lore'a dönelim ya. Gerçekten. Yok, konuşalım, konu değişsin, kafa dağıtır. Ya bir şey yok da işte dikkatimi dağıttı, yoksa başka bir şey yok. Çok taktığım bir mevzu yok yani. Komik sadece. Orada Elun dediğin yani üçüncü kız kardeş. Tam böyle şey, eşek şansı mevzusu. Tam ulan yayın yapacağız. Mesela dün olsa şu olay, kendi kendime halledeceğim falan, böyle geçecek gidecek. Tam yayın sırasında saçma sapan böyle herkese laf yetiştirmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın yani. Bitti mi? Dur şimdi bir saniye. Bitti mi Görkem? Altta muhabbet bitti mi altta standla? Bitti. Bir şey yok. Şu anda free'yim yani. Tamam hadi başlayalım. Mesela yayında cevap atıyorum. Onun dışında konuşuyorum zaten. Ben şimdilik o zaman... Görkem de sana salıyorum. Ben çünkü bu kez en fazla konuşan oluyorum. Vallahi vesileyle Murat Han'ı bol bol konuşturmuş oluruz. Hani hazır da düzen de ayrıca değil mi? Yani lütfen. Valla hazır öyle olmuş dedim, bari kullanayım. Evet. Baskınmışa geçtim ben de bu arada. Bilmiyorum onun mu etkisi ama. Aa, yok yok. Teknik olarak çözmüşsün olayı. Bir şey yaramıyor. Onu hiçbir şey oynamayacağım. Hiçbir şeyle oynamayacağım. Yok. Tamam, aynen. Evet. Ben her şeyi bir atlattı ki üstüne geçin abi. Ben de şey kopya çekiyorum. Not almıştık ya bir şeyler. Tamam. Dur bakayım. Morgun'da quote unquote'u konuştuk. Ondan sonra... Morgan Dane olayını... Yok, ben zaten hepsini üzerinden geçtim. Sizden elinde düşünüyorum. Bir şey kalmamış ya. Ha bitti. Bitti. O zaman kapatıp gidiyoruz hadi. Yok yok, daha dur. Benim çok şikayetim var abi. Benim çok şikayetim var. Ha şu Warlords muhabbetine yani derinleştiririz evet. Belki biraz. Yani evet, sen bir şey yap. Da. Ya şimdi evet, o zaman başlıyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz yani bir pandemi dönemi var ve ilk başta hani Shadowlands'in oyuncu ve işte üye sayıları Lich King zamanını bile geçti falan diyoruz ya böyle. Aynen, patlama yaşadık. Böyle şeyi 12 milyonu geçti işte bu şey raporlarında falan Activision Blizzard açıkladı. O dedik güzel gidiyor falan. Ama bu yani tabii ortamın şartlarından, herkesin evinden çalışmasından vesaire bir sürü teknik sebepten dolayı patch'te geri kaldı. Patch ama o kadar geri kaldı ki böyle tarihi bir ilk patch oldu. Yani daha bir ilk patch'i göremedik ama expansion'ın yarısına neredeyse geliyoruz. Yani yıl olduğunda tabii yarısı olacak. O yüzden yani 1/4'üne diyelim. Şimdi yazın normalde bizim ikinci patch'i görmemiz lazımdı. Yani ikinci patch'in en azından gelme yolunda olması lazımdı. PTR'da ya da işte gelecek şeyleri biliyor olmamız lazımdı. Şu anda birdeki yani ilk content patch'teki gelecek şeyleri bile tamamen bilmiyoruz. Her hafta yeni bir şey açıklanıyor. Her hafta bir detaylar değişiyor falan böyle. Ufak tefek böyle geri adımlar atsalar da bu yani geç kalma olayında ne yazık ki yani tamamen teknik ve haklı sebeplerden olayı çok çözemiyorlar. Ve bu çok negatif bir durum oluşturmaya başladı. Şimdi ilk başta ilgi azaldı.
Hadi ilgi azalması yani patch böyle gerçekleşmeye başlayınca ve canlı hale gelince yani en azından işte resmi tarihi açıklanınca bir yeniden bir gaz olur. Herkes bir yeniden gelir işte hadi şu PvP mount'unu alayım yok achievement alayım falan diye. Son bir kasış başlar. Genelde bu son bir ay, son bir buçuk, iki ay falan sürer işte. Şey tarihi açıklandıktan sonra. Şu anda resmi tarih yok. PTR ne kadar sürecek belli değil. İşte dediğim gibi her şey eksik. Şimdi bu gidişattan dolayı şunu düşünüyoruz. Şimdi WoW'un expansionları 2 sene sürüyor ortalama. Eğer bu 2 sene sürecekse şu anda ilk content patch geldiğinde o zaman bu olayın yarısı gibi olacak. En iyi ihtimal. Yani ikinci content patch gelse bile 9.2'de olay bitecek demek. Bu da ne? İşte aynı Warlords'da olan durum. Warlords'da ikinci geldi. İşte 6 mıydı? 6.2. O geldi ve ondan sonra expansion bitti. Artık Legion'ı beklemeye başladık. Bir yandan işte Warlords'da ne bileyim Mount Farm falan yaptık işte. Ama işte olay şu anda bunun dışında. Şimdi Warlords'da bir pandemi yoktu. Ona rağmen böyle bir durum oldu. Şimdi Shadowlands zamanı her şey bu kadar iyi giderken, herkes evinde oyun oynarken, daha çok potansiyel varken bu potansiyeli kullanamayıp bir de tam tersine kaçırmaya başladılar. Geç kaldığı için. Şimdi buna yetişebileceklerse bir yerden sonra bunu hevese arttıracak, gelecekle ilgili beklentiyi oyundan arttıracak bir şeyler eklemeler lazım. Bu da ne olur? Yani ya bir sonraki patch'i duyuracaklar ya da iyice coşup bir sonraki expansion'ı duyuracaklar. Yani Warlords zamanı, WoW'un bitmemesinin sebebi Legion'ın gelecek olması açıklandı ve işte Legion'ın çok bomba bir expansion olarak geleceğini görmemizdi. Yani işte Demon Hunter geliyor, yok işte Sargeras geliyor, herkes geliyor falan diye o dedik, bekledik yani. Ve işte Warlords'un son zamanlarında herkes işte son şunu yapayım, son bunu yapayım diye ekstradan oyuna da oynamayacaksa bile. Şimdi burada öyle bir durum yok. Çünkü expansion yok. Patch de yok. Patch için resmi tarih de yok. O zaman yani demek ki ne yazık ki Warlords'tan kötü bir durum var. Peki şimdi ne olacak? Bunu nasıl çözecekler? İşte şimdi bunu yavaş yavaş PTR'da görmeye başladık. Mesela normalde daha ilk patch'ten eklemeyecekleri ketchup'lar eklemeye başladılar. İşte ketchup gear koydular mesela. Düşük gerçi 200 item level ama. Çok düşük evet. Evet yani sıfırdan başlayan biri için iyi. Yani en azından sıfırdan bir 200 item level alırsın. İşte mythic plus'lara ucundan başlarsın. Kendinde biraz ek bir şeyler ekleyip üstüne. Normalde olmayan bir şeydi. Böyle bir şey ilk patch'ten hiç gelmezdi. Ancak 2'de 3'te falan gelirdi. Şeyleri hatırlayın işte o Legion zamanı ya da önceki ketchup gear'ları. Ama bu ketchup gear'da da bir sorun var. Çok random gözüküyor. Tek bir item var. Ondan hem silah çıkıyor, hem trinket çıkıyor, hem armor çıkıyor. Ama işte bunu neye göre? Bir yapay zeka var mı? İşte ne çıkacak? Yani çünkü hayvan gibi loot table'ı var. Böyle her ihtimal var loot table'da. Normalde işte ketchup gear'larda silah ve işte trinket falan olmazdı eskiden hatırlıyorsunuz. Hatta işte trinketi kaldırmışlardı eski ketchup gear'dan. Ama bunda var. Ama çok random işte. Şimdi mesela soul ash yapmak isteyecek insanlar. İlk legendary'imi alayım, ilk legendary'imi yapayım isteyecekler. Onun için bir ketchup yok. Mesela normal şartlarda 9-1 yarın gelse 5 hafta sıfırdan başlayan bir oyuncunun Torghast yapması lazım ki işte Legendary'sini en üst seviyeye çıkarsın. Yani o şu anda mesela o tip şeylerin eklenmesi lazım. Şey eklediler işte Soul Ash için eğer main'inde çok biriktiyse onu alt karakterine yollayabiliyorsun. Bir tane item alıp işte biraz eksiliyor. Komisyon alıyor Venari. İşte o komisyon eksiği kadarını alt karakterine yollayabiliyorsun. Yani bu tek başına yeterli değil. Güzel bir taktik ama şey de olması lazım. Mesela alt karakterlerin aynı bu Hunter Conquest Valor'da olduğu gibi haftalık kepenin arttırılıp işte onların bir kere girdiğinde mesela üst üste isterse 10 kere Torghast yapsın. Bütün ilk Legendary seviyesiyle işini bitirsin isterse. Görkem yani, çok kısa araya gireceğim. Bu imkanın verilmesi lazım ve tabii Soul Ash düşme şeyinin kat sayısının da arttırılması lazım ki insanlar alt karakteriyle oynamaya
tenezzül etsin. Görkem. Yani şu anda Görkem. Öyle şeyler Alo. Yok ama böyle Duyum şeylere ya. En azından bir çaba var. Böyle onu görüyoruz. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir ketçap koyma gibi biraz. Bir dertleri hiç yoktu ilk baştan. Bu daha ilk patch öyle bir şeye gerek yok diye muhtemelen ne sistem tasarımcıları ne de şeyler yani diğer böyle oyun yöneticileri işte director olanlar böyle bir şey hazırlamadılar ve şu anda işte biraz böyle gelen feedback'e göre ve işte PTR'daki insanların işte geri dönüşlerine göre böyle şeyler eklemeye başladılar. Çünkü bunlar daha böyle şeyin PTR'ın ilk geldiği build'da hiç böyle şeyler yoktu. Böyle böyle şeyler eklenmeye başladı. Gelenler iyi kötü dedik. Üstüne yorumlar yapıldı. Hatta işte bugün Belular işte Mr. Jim'in bir tane tweetine işte paylaşmış. O işte ketchup gear'ı paylaşmış. Ben de dedim çok random değil mi? Biraz böyle işte şey Stygia kumarı olacak bu gidişle falan dedim. O da böyle de yani hem dalga geçmiş işte. Yani bu böyle olursa işte put gibi kalırım falan gibi bir şey demiş böyle. Ama işte ciddi olarak bakarsak da bu işte insanları çok bunu farmlamaya motive etmez demiş. Hakikaten de öyle yani. Çünkü bir tane token 1000 Stygia. Yani her ne kadar yeni bölgeden Stygia çok düşse de orada yeni bir işte yeni sezon geleceği için yeni sezonun currency'sini yani yeni Stygia'yı farmlayacağız zaten yeni itemler için ve tabii üst seviyeler için. Çünkü şu anda mesela zaten gearlıysan işte Stygia'ya ihtiyacın yok ya da Soulash'a ihtiyacın yok. İşte onun için onların üst versiyonları geliyor ve onu zaten canlı olarak uğraşacaksın, işte toplayacaksın. Şimdi bu tip şeyler eklenirse, işte bu Belular gibi adamların da feedbackini okuduklarını biliyoruz. Yani bu tip şeylerde böyle şeyleri görüp daha da böyle bunları kolaylaştırıp işte daha pratik hale getirirlerse mesela alt kasmayı işte en kolaylaştıracak şey uçmadır. İşte uçma geldi mi alt karakterlerini çatır çatır sırf görev yaparak güle eğlene kasabilirsin. İşte şimdi uçma geliyor mesela. Uçma yeter diye düşündüler ama uçma yetmiyor. Uçma sadece maksimum level'a gelmene yardımcı oluyor. Ondan sonra belki sadece world quest yapmana işte yardımcı oluyor. Onun dışında hiçbir etkisi yok. Zaten bölgeler ayrı. Eski işte WoW'un eski expansion bölgeleri gibi hepsi bir arada değil. Hatta işte Battle for Azeroth'ta iki ayrı kıta diye hepimiz şikayet ediyorduk hatırlayın. Şimdi 4 artı 1 ayrı kıta var ve uçma sadece bölge içinde küçük küçük yani. Ha taksiye binmişsin, avuçmuşsun gibi bir durum var. Sadece işte o engebeli yerlerden biraz daha hızlı geçmiş olacağız moblara takılmadan falan filan. Onun dışında bir etkisi yok. İşte şimdi alt kasmak için bu uçma dışında motive edici şeyler getirirlerse o zaman en azından ilk anda bu 9-1'e ilgiyi biraz daha arttırırlar. Bunun üstüne de böyle biraz arkasından gelecek content'in teaserları ne bileyim bir ufak sinematiktir bir şeydir böyle bir ya da işte hikaye kısa hikaye olur kısa animasyon olur o tarz bir şeyler yapıp paylaşırlarsa bu genel hani karmaşık hikayeyi de biraz böyle açıklayıcı işte önemli detaylarındaki bilgileri böyle çözücü şeyleri verirlerse insanlar o zaman devamını beklemeye öykünmez. Yani siz de mesela kendinizden düşünün. Mesela işte çok bomba bir olay olacağını bilseniz işte ne bileyim çok böyle heyecanlı bir raid geleceğini, işte Mav raidi geliyor mesela. İşte o tarz bir şey geleceğini bilseniz ondan sonraki işte ne bileyim patch'te de atıyorum işte şeye Lifelands'e gideceğiz falan diye çıksa ortaya. İşte biz öyle tahmin ettik. İşte bu Elun üzerinden mevzuyu uzatsalar da işte 9-2'de Lifelands'e gidiyoruz. Alın size birkaç tane screenshot bir de kısa video deseler mesela. Oo dersin bir 6 ay beklersin. Bile oynaya 9-1'i oynarsın. Çünkü devamının geleceğini biliyorsun ve güzel bir şey var arkasında. Yani işte bu tip şeyler o yüzden bekliyorum ben. Şimdi ilk etapta bu tip böyle ketchup'ları koymaları da güzel bir işaret. O yüzden yani ben bunun arkasının iyi olabileceğini düşünüyorum. Ne kadar şu an kötü gözükse de. Ya ben şey, Görkem az önce araya girmeye çalıştım ama. Sanırsam anlattım. Az önce araya girmeye çalıştım ama herhalde bas konuşta şey kısıyor mu beni kapatıyor mu? Hayır, hiç gelmedi sesin.
Şeydir bu ara arkadaşlar, Görkem bu hikayenin şeyinden bahsederken hani PTR'da gelecek mekaniklerden de bahsetmiş oldu. Zaten bu yayında yani 9-1'de gelebilecek olan mekanik şeylerden de konuşacağımızı söylemiştik. Adam aldı eline sazı, rıngır rıngır çalarken hem hikayesel hem de mekanik anlamda bizi neler beklediğini az çok ortaya koydu, söyledi. İşte uçmasından tutun da alt karakterlerin ketçap mekanizmasına kadar her şeyden bahsetti. Şimdi Görkem'in söylediğinden yola çıkarak Edraktus da uzunca bir yorum yapmış. Onu da bir okuyayım. Tamam, pandemi var, zor bir süreç. Bazı şeyleri sürüncemede kalır falan ama pandemi bence sadece oyunun teknik kısmını ve oynanışlar yani bunları etkiler. Sen Blizzard'sın, etkileyici ve düğümlenmeyen bir lore yazmaya engel değil pandemi. Hatta bu evde oturma sürecinde tek başlarına fresh bir kafayla daha mükemmel hikayeler yazılabilirdi. Hepsinin Kaliforniya'da Beverly Hills'te öküz gibi malikaneleri var falan filan yazmış. Yani evet, biz de işte biraz buna şey yapıyoruz. Daha doğrusu konsey olarak tabii Murat'an biraz daha bizden daha sert, daha mekanik, işte daha raid'de çıkabilecek şeylerin altındaki doluluğu bekliyor tabii ki. Ama biz genel olarak dördümüzde konsey olarak hikayesel bir çözüm bekliyoruz ya da bir akış bekliyoruz. Yanlış anlamayın, bu şey bir şey değil. Biz hala Blizzard seviciyiz işte. İşte Sylvanas posterlerimiz var, onları seviyoruz falan filan. Ama demek istediğimiz şu, biz bir şey bekliyoruz Blizzard'dan. Abi işte Jailer şöyle bir şey, işte şöyle falan filan çıkacak derken TBC geliyor, işte karakter boost'a şu kadar para falan diyor. Yani evet, yani o tepkinin gelme, onu demeyi unuttum. Evet, yani ben tabii retail'den bahsettim. Ama işte Burning Crusade Classic de bir yandan geliyor. Şimdi diyeceğini unutma. Yani çok kısa orada klasikle ilgili bir şey değil. Şimdi klasik ilk çıkarken hatırlayın 8.2 geliyordu retail'e. 8.2 gelmeden önce de benzer bir böyle patch bekleme sıkıntısı vardı herkeste. Tabii o ikinci patch geleceği için biraz daha düşük bir seviyedeydi. Şimdi ilk patch olduğu için biraz daha böyle gerilim yüksek. Ve böyle şey, aynı durumun bir paraleli olacak şimdi. Burning Crusade Classic geldiğinde haliyle onun oyuncu sayısı ve genel yani aylık üye olup da WoW oynayanların sayısı artacak. Bunlar aynen geçenki gibi tarih tabii ki tekerrür edecek ve Classic'ten sıkılıp Retail'e geçecekler. Retail'i de bir deneyeyim diyen herkes Retail'de kaldı çünkü. Geçen sefer bunun yani istatistiği çıktı. %74 Retail'i deneyen Retail'de kalmış. Yani Classic için sıfırdan account açıp oyuna başlayan veya geri dönen oyuncuların %74'ü Retail'e geçip orada kalmış ve 3 aydan fazla süre oynamış. Şimdi aynı şey olacak. Burning Crusade Classic gelince aynı durum olacak ve gene benzer bir dalgalanma olacak. Ama şimdi 9-1'i ona yetiştirmeleri lazım. Şimdi yani en az bir 2 ay içerisinde, hadi bilemedin 3 ay içerisinde bu dediklerimin olması lazım ki bu dalgadan faydalanıp bunu surf yapabilsinler. Bu kadar. Ben gene ümitliyim, oyun açılacak şu anda değil ama şey, ve gene de oyunun açılma süreci bence maalesef Shadowlands artık son çareye gelindiğinde olur. Ya ben biraz şeyi hissediyorum, belki benim kendi şahsi salak düşüncem olabilir ya da şey olabilir. Yani abi şimdi biz kendi çerçevemizden, kendi küçük dünyamızda kendimizi bir şey zannetmeyi çok severiz. Böyle de yorumlar yapmayı da çok böyle matah bir şey zannederiz. Abi demek istediğim muhabbeti getireceğim yer şurası. Yani sen Amerika'da yaşayan herhangi bir content creator'ı bile sadece toksiklik ve bu mevzulardan dolayı lafı döndürebileceğine çevirdiysen olayı, yani bir sıkıntı var demektir. Ben bunu şuna bağlıyorum, lafı getireceğim yer şurası. Abi ana arterleri, hikayenin akışındaki ana arter isimleri kaybediyor Blizzard. Ve ben bunun etkisi... Karakter olarak mı, çalışan tasarımcılar mı? Yok, çalışan olarak. Yani işte Madsen'di, işte Kaplan'dı, Golden'dı. Yani bu adamlar yani böyle biraz artık nasıl söyleyeyim, şerit değiştirmeye başladılar ne yazık ki.
Niye canım? Gold'un daha yeni kitap yazacağı açıklandı. Ya yazacak da yani istedim. Eskiden şöyle söyleyeyim. Bir maaşla çalışanken artık yazda bir şeyler verelim modunda tarzı şeyine döndü yani. Yani ama onda şöyle bir durum var. Şimdi bu dediğin çıkan insanlar aslında çok da birebir etkileyen insanlar değil. Mesela Metzen'in gideceği belliydi. Zaten etkisiz eleman olmuştu o giderken. Yani çok büyük bir isim, o yüzden onun tabii kalıntısı oluyor ama şunu da düşün. Metzen sonraki sene geldi bizzat BlizzCon'a katıldı, soru sordu falan. Yani hala seslendirmeleri yapıyor. Ya hatta seslendirme olayını yeni bıraktı galiba. Terran devraldı diye biliyorum. Artık Tral'ı ve işte Metzen'in yaptığı karakterleri o seslendiriyor. Hepsini yapıyor mu bilmiyorum, emin değilim ama işte son birkaç işi de o seslendirdi. Şimdi Metzen dışında da giden adam mesela Glen Rain var, işte yeni daha açıkladı. Lightforged mu, çok da güzel isimli böyle bir şirket kurmuşlar. Ve o da tabletop yapacakmış aynı Metzen gibi. Yani masaüstü oyun, FRP oyun şeyi yapacaklar, roleplay. Yani bunların zaten hani hem Blizzard'a rakip değil, hem de yani böyle emekli işi şeyler. Yok yani, ben çok hani şey kendi içinde hani roleplay oyunu olarak bakınca bayağı muhteşem gözüküyor. Hakikaten güzel çalışmışlar, iyi bir altyapı yapmışlar. Bayağı da zaten 1 milyon dolara geçik falan böyle destek topladı Metzen. İsmi de var tabii de. Ama yani genel olarak diğer çıkanlardan da biliyorum. Mesela işte modelci bir kız vardı çıkan. İşte şeye geçti, Amazon'a geçti. Bir tanesi işte Riot'a geçti. Riot'un MMO'su da gelecek biliyorsunuz. İşte Amazon'un MMO'su çıkmak üzere. Hatta işte bayağı az kaldı, duyuruldu falan. Ama şöyle de bir durum var. Yani bu çıkan bir kişinin yerine 3 kişi alıyorlar. O 3 alınanı duymuyoruz. Sadece çıkanı duyuyoruz, çıktı diye. Yani ha işte benim şey, zaten lafı getirmek istediğim yer orasıydı. Bunun da kanıtı şey, işte bu Activision Blizzard resmi açıklama yapmak zorunda. Şimdi ve bu açıklamanın hepsi de doğru olmak zorunda. Orada dedikleri bu işte şeylerin, departmanların, işte oyun üretim, game development departmanları o kadar iyi çalışıyor ki ve bunlardan beklentimiz o kadar yüksek ki buraya şu anki kapasitesinin 3 katı olacak kadar işte eleman alınacak diyor. Alınacak yani. Almayı düşünüyoruz falan demiyor. Bunun hazırlığı yapılıyor demektir bu. Demek ki işte görüşmeler yapılıyor, ilanlar verilmiş. İşte buraya uygun insanları seçiyorlar, alıyorlar. Benim de bildiğim mesela işte bu sinematik departmandan çıkan kızın yerine 2 kişi girdi yeni. Bir tanesi modelci, bir tanesi şey texture'cı. Texture'cı olan işte şey Riot'u bırakıp gelmiş. Mesela Riot'un MMO'sunda çalışıyormuş. Onu bırakıp gelmiş. Eskiden işte bu ne bileyim Guild Wars'ta mı bir şeylerde çalışmış falan. Yani kariyerli tipleri de alıyorlar. Anlatmaya çalıştım o. Yani olayın iki tarafı var bunda da ve biz gene aynen negatifini duyuyoruz hep. Çünkü o haber oluyor. Yo benim çıkanlar, söylemek istediğim aslında şeydi. Bak orada çok o haber oluyor. Orada çok güzel söyledin. Benim asıl söylemek istediğim mevzu şu. Bu çıkan adamlar kadar WoW'a nasıl söyleyeyim gönülden bağlı adamlar alınmıyor mu acaba? Ya da alttaki adamları atıyorum. Mesela sen işte lore şeyi olarak bakalım hani basit indirgiyorum. Hikayenin genel direktörüsün. Ben de senin altında çalışan sıradan bir adamım. Sen bana o hani şeyi aktaramamış mısın acaba? Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım. O ne derler? Tutku, o şey artık Blizzard hissettirmiyor da dışarı. Yani demek istediğimi anlıyorsun değil mi? İşte mesela bir BlizzCon çıkardı. İşte bir bağırın bakayım Ford Ort diye herkes böyle yıkılırdı ortalık. Bağırın bakayım bir Ford Alliance diye. Mümkün mü zaten? Yani bu altı doldurulabilecek bir şey değil. Bak ben sana söyleyeyim. Evet. Metzen'in sıfatının olduğu iş duruyor. Orada bir tane kadın var. Yazık. Yani bir kadın getirdiler o işe. Kadın iş kadını. Yani hikayeyle alakası yok. Yönetici yani iş yöneticisi. Oraya onu getirdiler. O oradaki işleri organize ediyor. Altına işte eleman aldı. Mesela şey de hiç duyulmadı. Sean Copeland işte eski Nicki Lorology'dir ve yani eski WoW'cuların çoğu bilir. Tapardık bu adama. Ve Twitter'da da aşırı aktifti. Neden kapattı bilmiyoruz ama
Tabii işte Afrasiyabi falan bir ara hepsi birden bir kapattılar Twitter'larını. O dönem o da kapatmıştı. Ben onunla mesela şeyde ekleyeyim. Adam LinkedIn'imde kontak olarak duruyor ve süper aktif, süper pozitif, böyle devamlı bir şeyler paylaşıyor. İşte şey yapıyor, işte iyi giden şeyleri falan söylüyor. İşte çalışanlarının falan ya da işte alakasız departmanlardakinin bile böyle desteğinde falan devamlı. Şimdi bu adam hiç duyulmuyor. Yani bu adam aslında yani Metsen'in eski bulunduğu konumdan çok daha böyle güzel bir sıfata sahip. Bütün Blizzard hikayelerinin tarihçisi, historian, lore historian diye geçiyor şu anda. Ve yani Blizzard'ın bütün oyunlarının hikaye tarihçelerini tutuyor adam. Yani ve şey, hem sonra gelecekleri, yani. Tabii yani aynen, hem sonra gelecekleri hem önceki hikayeleri işte böyle birbiriyle uyumlu tutan ve bunları işte dengeleyen, işte Chronicle gibi hikayeleri falan böyle yazan şey, ekipleri bu adam yönetiyordu. Bu adam şimdi işte Steve Danuzur'la beraber bir kitap çıkaracaklar, işte onu daha önce duyurmuştuk biz de. İşte brokerların ağzından yazılmış ve işte Shadowlands'ı, Oribos'u, işte oradaki işleyişi anlatan bir kitap yazıyorlar. İşte bu kitap yazın çıkacak. İşte Haziran 24 müydü? Temmuz 24 mi? Öyle bir şey. Şimdi bu adamları duymuyoruz mesela. Bu bir küçük haber olarak işte kitap çıkaracak diye geçiyor. Kitabı kim çıkaracak? Orada Danuzur'u bildiği için herkes, ha işte Steve Danuzur'la biri. Ya biri olur mu yani? Bu adam yani unutuldu tamam da. O adam biri değil yani. Çok sağlam bir adam. Böyle bununla ilgili bir kitap çıkarıyor. Demek ki buradan bir şey gelecek demek lazım halbuki. Bunun çok daha büyük bir olay olması lazım ama. Tabii şey, Metsen gibi bir rockstar olmadığı için adam. Ki adam metalci bir de aslında ama çok mülayim bir tip. Tabii, tip olarak böyle karizma şey değil. Böyle ton şeker bir tip. Yani işte o yüzden bunları duymuyoruz. Yani lafın kısası. Böyle adamlar çok. Bu sadece biri bu arada. Böyle bir sürü adam var. Mesela şeyi söyleyelim. Danuzur dedin ya. Danuzur'un Twitter'ını takip edin. Adam aktif abi. Tabii ya, evet. Pozitif. Hem aktif hem pozitif. Yani şey, negatif bir havası yok. Gayet memnun aslında gidişattan tahminen. Lore gidişatından. Yani. Ya, evet. Çünkü adam bunun patronu ve yani Steve Danuzur'un da mesela o da gene tonton ve böyle şey şeker gözükmeden evet, bilinmiyor ama adam EverQuest 2'nin, yani 2 olmasının, o EverQuest'te 2'nin gelmesinin ve bu EverQuest'in ölmemesini sağlayan baş adamdır yani. O zaman hikayeci de değildi. Bildiğim kadarıyla işte lead game designer gibi bir şeydi. Yani böyle bir adam var şu anda hikayenin başında. EverQuest'i kurtarmış bir adam. Şimdi bu adama deseler ki WoW 2.0 çıkacak, hadi yaz bakalım. Bu zaten iyi, EverQuest'i yazmıştım, bunu da yazarım der yani. Ha, o daha kolay falan yapar böyle. Öyle bir adam. Yani... Ama işte mesela ön plana koyduğu Ion olunca... Yani, evet, Ion da hiç bu kadar ön planda bir adam değil aslında. O da çok ilginç yani. Mesela Morgan Day son dönemde ön plana çıkmaya başladı. O da işte... O da o kadar değil. Evet bak, o da ilginç. Şimdi bunlar development yöneticileri, tamam mı? Bunlar şimdi nasıl diyeyim size? Mesela Morgan da hikayeyi yazmıyor. İşte Ion Hazikostas hikayeyi yazmıyor. Sadece hikaye yani hikaye ekibi bunu yazdıktan sonra, bu yazıldıktan sonra bunu oyuna uyarlama işini yapıyorlar. O evet, uyarlama detaylarını belirliyorlar. Yani tabii ki bunların da hikayeyle ilgili hepimizden çok bilgisi var. Ve önden de bir sürü şey biliyorlar. Teknik bilgileri evet, de var. Ve bu doğrultuda yapıyorlar. Ama şimdi bizde ve yani genel yabancı komünitede de şöyle bir sorun var. Herkes mesela önde kim tanklıyorsa hakikaten ona saldırıyor mob gibi. Yani bu adam mesela işte Ion Hazikostas Q&A yapıyordu. Soru cevap falan yapıyorlardı işte Lore'la beraber. Yani bunu neden kesti? Çünkü bunun hiçbir etkisi olmamaya başladı. Ve chat yani, çok kötüleşmeye başlamıştı. Evet, evet. Bu negatif böyle iyi şey dediği zaman da gömülüyor. Kötü şey dediği zaman da gömülüyor. Kötü şey demek istemez zaten adam. Niye kötü şey dersin yani? Yani baktı ki olay negatif feedback devamlı. O yüzden kestiler bunu. Şimdi o,
yani bunu tabii Blizzard korumak için demiyorum. Buradaki iletişim probleminin suçlusu Blizzard. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Yani biraz daha açık ve biraz daha samimi bir şekilde bazı şeyleri paylaşsalar, mesela işte aynen bu Shadowlands'in çıkmasını erteledikleri açıklama gibi, nasıl böyle dağ gibi bir destek geldi herkese? Yani kimse bunu kötülemedi. Bir ay geçmiyor, gelsin, yeter ki iyi olsun, bug'sız oynayalım falan. Herkes bunu dedi yani. Aynı şey işte, yani şimdi de aynı desteği vermek lazım. Çünkü aşağı yukarı aynı şey oluyor zaten. Bir şey söyleyeyim mesela. Bunu tutmamak lazım. Ion'dan örnek verdim, Denizer'ı söyledim. Abi, Terran Gregory'den de ben örnek vereceğim. Tabii evet. Bu adamın iki sene Battle for Outer Worlds'da bir Twitch yayını, hatta bir kelle, bir Kel Quest Designer'la, şimdi ırkçılık hani dış görünüş şeyi gibi olmasın, bir tane Kel Quest Designer'la beraber muhabbet ettiler ve lore muhabbeti yaptılar. Hatta Sylvanas konusunda bir soru gelmişti, hani onu öldürecek misiniz falan, şey demişti Gregory. Ya da o Kel, bilmiyorum. Adamın adını hatırlamıyorum işte, ama görünmüyor bir adam oldu. Neydi, unuttum adını, evet anladım. Şey dediler ya, abi bu karakterler bizim evladımız gibi, biz onları öldürmeyi kolay kolay istemiyoruz falan dediler ya. Danuzer dedi, Danuzer. Gregory mesela, hani Danuzer, Gregory, Afresi abi, bu adam seviyor oyunu. Ama ön planda değiller sadece. Evet. Ön planda olanlar işte bizim o business dünyasından tanıdığımız miniktar suratsız işte sıkıcı işleri yapan, İşte bütün bu şeyleri göğüslemesi gereken tip. Yoksa yani Denizer'ın ya da Gregory'nin ben heveslerinden, heyecanlarından bir şikayetini düşünmüyorum. Bir tek şeye sinir oluyorum ama ona çok söylüyorum zaten. Gregory'cim artık bana bir sinematik ver cutscene yerine. Çok kullanmaya başladılar cutscene'leri oyun için. Artık bir düzgün sinematik yapmaya tekrar başlasalar. Keşke. Ben ona tepkiliyim yani. Evet, işte zaten haklı eleştiriler de bu yönde. Şimdi Belular'ın da mesela Asmongold'un da bu haklı eleştirileri hep şey, yani bir şeyleri yapıyorsunuz, sonra geri adım atıyorsunuz bundan. Tabii. Ve olan şeyi, mesela güzel feedback alan şeyi devam ettirmiyorsunuz. Ve bozuk ne varsa bunu yeniden yapıyorsunuz. Yeniden yapmayın, olan şeyi devam ettirin. İşte yeniden yaptığınız şeyde de işte oyuncular ne diyor, dinleyin diyor. Yani aslında temel mesaj bu. Ve doğru da yani bu. Şimdi ama bunu o kadar toksik bir şekilde belirtiyorlar ki yani, özellikle de. Yani ciddi alasın gel. Evet, özellikle Pyromancer'ın yani olayı. Evet. Abi işte tekrar başa dönüyorum ben burada. Toksisti dediğin şey şeyde başlıyor abi, işsizlikte başlıyor. Yani çünkü gerçekten vaktin kıymetli ve azsa, söylemek istediğini özet böyle 3-5 cümleyle söylüyorsun, sonra çekiliyorsun kenara. Niye? Çünkü işin var. Uğraşman gereken şeyler var hayatta. Aynen. Oyun yapıyorum, kusura bakma diyorsun yani. Ha, ben işte mesela ne diyorum WoW'da? Abi bokunu çıkarmayın, düzgün bana oyunumu verin, takılayım geçeyim diyorum. Eleştirimi yapıyorum, sonra sabah işe gidiyorum. Aynen. O senin dediğin o işte özellikle Ashmongo, abi ne yazmış? O tweet longer açtım, midem bulandı okuyacağım diye. Niye? Evet ya. Ya sayfalar yani, dolusu. Asmongold'un yapacağı analize de yani Asmongold gibi bir adamın ön yargı gibi gözükecek ama yani gerçekten boş bir adam ya. Bütün olayı böyle öfkeli bir döver çekip takipçi kasmak oldu. Ya ben açıkçası o arkadaşın, şimdi biz çatır çatır söylüyoruz, normalde Twitch'te bunlara müsaade yok ama çatır çatır konuşuyoruz madem, söyleyeyim yani adamın yaptığı iş, şovenist şeyini çok beğeniyorum. Yani evet. Adam mükemmel bir yayıncı. Ama World of Warcraft yani ne abi yani bu değil yani yapman gereken eleştiri. Bir de yani kitle nasıl söyleyeyim, adamın arkasındaki kitle çok büyük. Evet. Ya abi çok tehlikeli yani, bak böyle insanların elinde böyle bir güç olması. Bunun da daha önce bir tartışması dönmüştü hatta, yani birine saldırttı Asmongold işte takipçilerini falan diye bir suçlama oldu. O da dedi ki ben yapmadım, kendi kendilerine yaptılar falan, ama onda da şöyle bir sorun var. Sen bunları buna motive ediyorsun yani. Sen bunları bu şekilde besliyorsun. Onlar senin için kendi kendine saldırıya geçmeye hazır. Yani
böyle toksik bir ortam yaratırsam ve saldırmaya hazır bir kitleyi beslersem, bunu yani kötü örnek olarak görmeyin ama Trump'a benzetebilirsiniz mesela. Yani Trump takipçileri işte yani devlet binasına saldırdı falan mesela, Trump kendisi bunu ister miydi? Yani muhtemelen istemezdi. İşte Azmongold'un durumu da oydu o dönemde ama işte bu ortamı kendisi sağladı. Kendisi oluşturdu. Bu takipçileri kendi yarattı yani. O yüzden onların yaptığı şeyden de tabii ki %100 sorumlu. Aynı yani bu tarzını da benimseyen ve bunu devam ettiren biri. Her evet, şöyle evet, yaşlandıkça biraz daha hani sakinledi ama hala bu toksik şey devam ediyor. Evet, hazır yani her an yeniden böyle o şeyi böyle kıvılcımı ateşlemeye. Baylor'unki biraz daha şey, Baylor'da boomer'lık var. Yani böyle. Evet abi, Baylor'da hakikaten bak doğru dedin, emekli albay modunda. Tepkileri o çizgide yani. Mesela adamın Twitter'ı kullanışıyla videoları hiç alakalı değil kışa olarak yani. Ya evet, evet. Baylor beni takip ediyor şimdi. Onun için ayağını söylüyorum. Ben gerçi Baylor'ı değil. Baylor'ın yazar ekibi beni takip ediyor arkadaşlar ve adamın son videosunu izledi görken deşere düştük yani. Ya evet benim yani şey hakikaten ya diye. Şey de diyemiyorsun. Abi bizim dediğimizi çalmışsın falan da diyemiyorsun. Herkes aşağı yukarı aynı teorileri attığı için ama ya bazı şeyler var. Yani hakikaten böyle bizim paylaşımlardaki artık kelimeler, cümleler falan direkt evet videosunda da çıkmaya başladı. Hani biz şey düşünüyoruz, yani yazarları bizim paylaşımlardan ilham alıyordur falan diye iyi niyetle düşünmeye çalışıyoruz. Hani çok ego da yapmayalım falan diye. Ama hani artık bariz gözüküyor yani bir yerde. Ha, kötü bir şey değil. Yani helal olsun tabii ki. Yani beraber konuşalım hatta. Ama hani acık kredi biraz muhabbet yani değil mi? Belirlere ilham olmak yoksa iyi bir şey ya. Yani. Yani gurur duyarız aynen. Yani peki buradan sonra bizi ne bekliyor abi tam olarak? Biz bunları konuşacağız. Evet o onu söyledi. Bu bunu söyledi. İşte PTR'da olan muhabbet bu. İşte patch'in gecikmesi falan da. Yani biz ne yapıyoruz abi şu anda tam olarak? Yani oyuna giriyoruz, ediyoruz, çıkıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler duranlaştı yani gerçek anlamda. Ya o normal abi. Şimdi işte bak Warlords zamanını dedim ya. Yani Warlords zamanını mesela herkes hatırlıyor. Ben size söyleyeyim. Lich King zamanında böyleydi. Lich King'in 4 müydü? Yani bir çok fazla patch geldi mesela Lich King zamanı ve şey gelince işte Group Finder geldikten sonra ve bu haftalık raid görevleri geldikten sonra hardcore kitle aşırı bir tepki yaptı ve çok fazla oyunu bırakan oldu. Yani Lich King dönemi 12 milyon falandı ya, o hep 12 milyon değildi. Ya da vardıysa da mesela bu kadar böyle güllük gülistanlık bir ortam yoktu. Herkes gene her şeyin iyi kısmını hatırlıyor. Ama bu kadar güzel değildi hiçbir şey yani. Death Knight'lardan ve Death Knight'ların overpower olmasından herkes aşırı şikayetçiydi. Mesela Paladin'ler de çok overpower'dı. Yani iki tane T10 parçası aldı mı mesela çat çut herkesi çok rahat, ben mesela 5-6 kişiyi kestiğimi hatırlıyorum böyle Paladin'le güle oynayan. Yani öyle dengesizlikler vardı. Kesinlikle class balansın şimdikinin yakınında bile değildi yani. O kadar kötüydü. Ama işte herkes iyisini hatırlıyor. Şimdi o yüzden işte Warlords örneği değil de böyle önceki bütün expansionların durağan dönemlerini düşünmek lazım. Yani Shadowlands'da olan ekstra bir durum var. Tabii ki pandemi var kardeşim. Bu yani hem şahane bir mazeret hem de yani gerçek bir mazeret. Yani adamlar evden yapıyor işi. Öyle düşünün. Yani yan yana konuşup çözemiyorlar. Bir şeyi çözmek için mailleşiyor, chatleşiyor. Devamlı mesela video chat açık olsa bile aynı performansta bir ekip çalışması kesinlikle yok. Yani şu an mucize bir şey var. Böyle efor var. Yani o açıdan hakkını verelim. Ama bunu yeterince güzel yansıtamadılar. Sadece Shadowlands'ın çıkış dönemi bunun gerçekliğini duyduk ama şu andaki durumu bilmiyoruz. Yani duymuyoruz çünkü demiyorlar işte bunu yapamadık, şu olmadı falan gibi bir şey demiyorlar çünkü. Çünkü bu tip şeyleri demek şirket itibarını düşürücü görülür. O yüzden mümkünse söylenmez.
mümkün de söylemiyorlar. Demek ki o zaman öyle düşüneceğiz. Ha, demek ki arka planda bir şeyler, demek çarklar yavaş da olsa dönüyor. Sabırla bekleyeceğiz abi. Zaten işte biz kendi aramızda konuştuğumuzda da yani yarın WoW'u kapatıyoruz. Hadi bakalım kilidi vurduk bay bay deyip beni kapıdan kovmadıkları sürece ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim kardeşim. Yani yıllardır çünkü benzer şeyler oldu. Arada bıraktık, arada geri geldik, arada küstük, kızdık falan ama bak hala WoW konuşuyoruz. Yani ben bak WoW 2006'da başladım ben. 2004'te yani oyun başladı. 2 sene, işte 14 senedir oynuyorum. 14 sene ne demek lan? 14 sene ne yaptınız abi? Yani liseyi okuyorsun işte 14 sene, yani liseyi seve seve böyle WoW oynadığın gibi okumuyorsun yani. Oradan düşünün işte yani bu normal bir oyun değil ve içine düştüğü durumlar da normal değil. O yüzden oyun kapanana kadar yani resmi açıklama gelirse yarın oyunu kapatıyoruz biz bu WoW'u yapamıyoruz artık demedikleri sürece oyundan ümidinizi kesmeyin. İlla bir şeyler... Ya da mesela... Pardon. Şey, mesela bu WoW'u getirecek ama 5 sene sürecek demedikleri sürece. Ha onu da konuştuk evet. Mesela yani size deseler ki işte mesela Diablo 3'ü nasıl beklediğimizi hatırlayan varsa Diablo 3 duyuruldu ve 6 sene bekledik oyunun çıkmasını. 6 mı? 5 mi? 6 sene galiba. Yani duyurulmasından itibaren neden bekledi? Çünkü oyun çok iyi gözüküyordu. Ulan Diablo sonuçta diyorsun yani. Ve her ne kadar 2'nin hype'ını vermese de hepimiz oynadık hayvan gibi hala oynuyoruz yani. Mesela Diablo 3 böyle. Ve Diablo 3 WoW'un yani hani teknik olarak yanına yaklaşamaz bile yani. O yüzden şimdi yani WoW'un rakipsiz olma sebebi de bu. Bir rakip MMO çıkamıyor. Bu kadar uzun süre dayanan, devam eden, yanından giden bir şey yok. Bir tek işte Final Fantasy var. Onun da bu kadar yani rakip olabilmesinin tek sebebi konsolda da oynanıyor olması. Yani başka ona yaklaşabilen hiçbir şey yok. Bakın yani. Var mı böyle WoW gibi? Yok. İşte o yüzden zaten bu kendi alanında yani tekel olması hem iyi hem kötü. Şimdi adamlara bu bir rahatlık veriyor ne yazık ki. Yani ama bunda şöyle de bir şey var. Bu rahatlık aynı zamanda yani bir altın yumurtlayan tavuğun var. Ve o tavuğa iyi bakman lazım ki bu altın yumurtlanmaya devam etsin. O yüzden işte yani WoW'dan ümidinizi kesmeyin. Yani bunu bu kadar böyle düzenli gelir ve yani her şeyden çok ilgi ve prestij getiren şeyi kolay kolay bitirmezler. Bitirmemek için de ellerinden geleni yaparlar. O yüzden işte biz de bu tarz şeyler düşünüyorum. Mesela işte ben olsam nasıl işte kurtarırdım? İşte böyle bir şey duyursam. Mesela işte şimdi 9.1 çıktı. Çıkar çıkmaz hemen o hafta 9.2'de ne geleceğini veya oradan bir sinematiği duyurdular. O hayvan gibi bir şey geliyor mesela. İşte evet. Gördüğünüz anda o ben beklerim abi bunu falan dersin yani. Yani bu zaten önceden yapılan da buydu. Yani Legion zamanında da mesela işte ne zaman oyuna ilgi azaldı kesildi. Bu tarz şeyler getirdiler. İşte ne bileyim ketchuplar geldi. Bir şeyler oldu. Oyuna işte uçma kaldırıldı, eklendi. Yani o tarz şeyler oldu. Ama hep işte bağlayıcı bir şeyler yapıldı yani. Seni oynamaya motive edici. İnsanlar buna bir şekilde merak etsin diye. Çünkü zaten Blizzard'ın en iyi yaptığı şeylerden biri bu pazarlama olayı ve ne kadar eski performanslarında olmasalar da hala yine bayağı iyiler o konuda yani. O yüzden ben bekliyorum o tarz bir duyuru, şey, 9.1. Mesela hani bir soru var. 0 ciddi hani mesela bir şarj göstereceksin mesela trailer'ına. Haydi. Ya abi bak ben sana diyeyim bak. Yani mesela 9.1 çıktı. 9.1'den sonraki o sinematik çıktı ya. Mesela ya sinematik bile olmasın. Mesela küçük bir şey böyle teaser. İşte şeyi hatırla, Gul'dan teaser'ı vardı ya, Legion'da. Evet. İşte Illidan'ın kristaline elini koyuyordu falan. Evet. Onu gördük böyle hepimiz delirdik. O tarz bir şey geldiğini düşün. Sonunda da işte bitiyor mesela trailer, 3 saniye boşluktan sonra bir şey daha görüyorsun ve 10.0'da diyor altında mesela. Ya delirmez misin yani? Hadi ya, değil mi? Mesela, nasıl da olacak? Yani işte o olur. İşte gayet bu tarz şeyleri de yapmışlıkları var. Yani gene yapabilirler gayet.
Abi bir şey, araya gireyim. Dur. Dur, bir soru var. Mustafa abi sormuş. Yiğit'le muhabbetlerinden çıkmış bir konu. Bugün duydum. Blizzard elindeki ekibin büyük kısmını TBC'ye kaydırmış deniyor. Yok, niye öyle bir şey? Allah aşkına 14 yıl önce oyun için. Hatta şey, Klasik'in ilk kurucu ekibinden biri ayrıldı. Onun yerine adam aldılar. Alt ekibe adam aldılar. Hepsi yani çoğu yeni, eskiden gelenlerin de çoğu bu private serverlarda çalışmış tipler. Şeyden arkadaşlar, retail'dan klasiğe adam almalı. Tabii canım, yeni de değil. Abi yani retail'den adam almadılar. Hatta tam tersine retail'de 8-2 ekibine benzer bir ekip var bildiğim kadarıyla. Onlar aynen devam ediyor. Onlar Diablo'dan şeye geçmiş, işte WoW ekibine geçmiş adamlar var orada. Onların bir kısmını Diablo 4'e sonradan kaydırabilirler ama şu anda hepsi WoW'da. Ashes of Creation'ın çıkışı ve bir saniye onların abi. Onların başında da Mufinus var, hatta 8-2'yi yapan da oydu. Bildiğim o yani. Dur, bilgi şöyle geliyor işte. Ashes of Creation'ın çıkışı ve ESO'nun yeni ek paketinin çıkışı yaklaştığından TBC'yi öne çekip ekibin bir kısmını oraya kaydırmışlar deniyor. Tabii TBC'yi niye öne çekiyor onu? Yani TBC'yi bu kadar önemli kılan şeyi ben anlamıyorum şu an. O şeydir, şeydir işte, yani bu çıkışı kolaylaştırma ekibi hangisi oluyor? İşte network ve kodcu ekibi oraya kaydırmışlardır ki İşte bu launch seri olsun, sorun olmasın falan ekibidir o. Yani normalde bu WoW ekibi değil, onlar zaten Blizzard, hepsi bütün oyunlara bakıyorlar. Yani abi lütfen TBC kurtarmayacak bunu, kurtarırsa retail kurtaracak. Tabii, yani işte Klasik'te olanı düşünün, Klasik'te de aynı durum vardı. Yani öyle bir şey olsa Klasik'te daha ilk çıkışı falan, böyle ne olacağı belli değil. Onda yaparlardı öyle bir şey. Yani o yüzden ben sanmıyorum, yani duymadım da öyle bir şey yani. Ya ben ama yani genel, mesela bizim benim arkadaş çevremden bahsedeyim. Genel olarak TBC'ye bir şey, daha doğrusu TBC hani paketin kendisine bir tepki yok. Blizzard'ın şu oturup fiyatlandırma değil mi? Hayır, sadece fiyatlandırma da değil. Blizzard'ın oturup işte 9-1 ile uğraşacağını, bunlarla uğraşıyor olmasına bir tepki var. Ama bununla zaten uğraşılıyordu. Çünkü orada yani bir oyuncu kitlesi var, onu da küstürmeyi göze alamazlar yani, çünkü şu, aktif klasiği oynayan bir kitle de var ve hiçbir zaman o azalmadı. Hatta private serverlarda oynayan herkes şu anda neredeyse, yani şey değilse mesela, işte ne bileyim Lich King ya da işte Legion private serverı değilse herkes şu anda Blizzard'da. O yüzden bunu küstüremezler, bu yüzden yapıyorlar yani, onu korumak için bu yatırımı tabii ki yapacaklar yani. Bunu zaten oyuncular istedi. Bir de öyle düşünün. Yani evet, yapmayacağız dediler. Senelerce net bir şekilde hayır dediler. Biz düşünmüyoruz böyle bir şey. Hayır, olmayacak falan. İşte hatta bu şu anda Blizzard başkanı olan işte Alan Breck şey dedi. You think you do but you don't dedi de olay oldu falan. Bunu meme yaptı herkes ya. İşte aslında yani onun üzerinden düşünürseniz adamların zaten gönlü yoktu bu işi yapmaya. Bununla uğraşmayı zaten Blizzard kendisi istemiyordu. Ama aşırı yoğun bir talep gelince şimdi enayide olunmaması lazım. Senin müşteri kitlen böyle bir beklentisi var. Hani feedback dinlememeye kızıyorduk. Al işte adamlar feedback dinliyor. Yani klasik istiyorum, İşte Burning Crusade istiyorum dedi herkes. Al yaptı onlar da yani. Olay bundan ibaret. Ve Blizzard kalitesiyle olsun istiyorlar haliyle. Çünkü o da bir prestij meselesi. Ya yani ben bir de şeye de takılmak istiyorum. Onun da konusunu açmak istiyorum. Ya bu yine aynı minvale çekecekmişim gibi hissedebilirsiniz konuyu ama oyunu oynayan ve altta sürekli olarak oynamaya devam eden o sosyal kitlenin bir sesi çıkmıyor abi. Farkında mısın bilmiyorum. Evet, bak çok güzel dedin hakikaten. Şu anda tepki olarak gördüğümüz şey, internette tepki var denen şey, sesi çok çıkan azınlık ve genelde de %90 toksik azınlık.
Ve bunların hakikaten ne yazık ki sesi çok çıkıyor ve bir şey diyorlarmış gibi oluyor. İşin kötüsü bunlar beslendikçe aynı trolü beslememeniz gerektiği gibi yaptıklarının doğru olduğunu zannedip daha da coşuyorlar. Ve yani bu kitle özellikle Reddit'te ne yazık ki bolca besleniyor oradaki anonim ortam sayesinde. Yani çok güzel postlar da var. Gülüyoruz, eğleniyoruz, takip ediyoruz falan. Hatta işte Iceman'sta da bol bol paylaşıyoruz ama ne yazık ki çoğunluğu böyle salak tepkiler yani. Ve altındaki yorumlarda esas o tipler. Zaten üretken insanlar değil bunlar. Böyle bunlar negatif, aşağı çeken böyle ve böyle negatiften beslenen tipler tam anlamıyla. Böyle kendi hayatları kötü olduğu için muhtemelen herkes de kötü olsun isteyen tipler vardı diye. Bunların çoğunluğu böyle. Ve sesleri çok çıkıyor lanet olsun diye. Yani ama gerçek kitle aynı Utku'nun dediği gibi. Yani öyle bir kitle yok. Gerçek oyuncu kitlesi. Hani bir ara anlatmıştık ya casual WoW oyuncu kitlesi. Yani belki maksimum level bile görmüyor. Giriyor eve, bir saat oyunumu oynayayım. Acık iki quest yapayım. İşte kapatayım. Çocuğumla ilgileneyim. Yok işimi yapayım. Kitap okuyayım. Oyunun çoğunluk kitlesi aslında bu. Ve bunlar sizin gördüğünüz o mythic raid'ler, mythic plus'lar, ne bileyim ayolar, rayolar bilmem bu. Ya item level bile bilmiyor adam mesela. Yani interrupt nasıl yapılır bilmiyor. Çünkü adam arada quest yapıyor, arada farm yapıyor. Aa bu kim böyle bir meslek varmış diyor falan. Yani WoW'de Icewind'i bile bilmiyor falan böyle. Bilmek istemiyor, ihtiyacı yok çünkü. Gayet casual. Öyle oynuyor yani. Ve yıllardır böyle oynamış ama oyununu hiç kapatmamış. İşte şey üyeliğini hiç kapatmamış. Yani gerçek kitle bu. %50'den fazla bu kitle. Bunların ama işte Twitter'da, Reddit'te duymuyorsunuz şeyini. O kadar yani. Ya bu adamlar bir de sağda solda merhaba dedikleri zaman üstlerine böyle ağır bir şekilde şey koşturması oluyor. Aslında mesela AI mantığıyla güdülen bir oyunun adını sen söyle. Yani AI mantığı dediğimde raid'de ne yapılacağı belli değil mi abi bosun? 15. saniye sonra vuracağı belli. 20 saniye sonra vuracağı belli. Yani bunu zaten e-spora da yansıtamıyor ve bunu kompetitif bir şekilde sen bunu lanse edemezsin. Yani bunun ben sıralamasına giremezsin. Yani ama AI yapmaya çalıştılar. O yüzden pardon söyle. İşte bunu metot kendi bir oyuncu girişimi olarak yapmaya çalıştı. Ama olmadı. Ya bir de demek istediğim yani şu, yani adam bir merhaba diyor, abi nasılsın diyor, senin ayağın kaç bilmem ne diye sövmeye başlıyoruz biz. Hani abi ben oyun oynuyorum, aa sen de World of Warcraft oynuyorsun, evet senin ayağın kaç. Ya abi senin oyundaki belirleyen şeyler bunlar değil ama işte Edmund Gold'un muhabbetine getireceğim şey o. Sen bunlara çok olanak sağlamaya başladın asıl. Yani retail'in asıl problemi bu olmaya başladı bence. O doğru ya. Zaten şey işte sesi çok çıkan azınlık dediğim bu. Yani zaten hakikaten matematiksel bir orada görebileceğiniz bir durum var yani. Şimdi şeye Armory'e bakın. Rayo'yu da bırak. Hadi Armory'den bakıyorsun. Bunu yapabilen kitle %1'den az. Yani Mythic Raid'i falan bırak. Heroic yapabilen yok ki zaten. Çok az. Evet. Çok çok az yani. Yani genel yüzdeye vurduğunda bu çok düşük ve ya Blizzard işte şimdi oyun yapıyorsun, düşün oyun yapımcısısın ve yaptığın oyunun işte prestij kısmı böyle bu kadar az bir kitle tarafından oynanıyor ama en çok emeği buna veriyorsun. Yani raid hikayeyi anlatsın, işte herkes de bunu görebilsin diye adamlar bu emeklerimiz boşa gitmesin bari diye işte Raid Finder olayını çıkardılar. Ne kadar tepki çekse de Raid Finder sayesinde normalde raid görmeyen işte mesela normal Nax araması hayatta görme imkanı bile olmayan insanlar geldi o Raid Finder'da işte garajı gördü, ne bileyim ondan sonraki bossları gördü. Oradaki en önemlisi oradaki hikayeyi gördü. Yani WoW'un olayı hikaye zaten. Herkes hikayesi ve bu görevlerdeki nasıl diyeyim interaktif roman kahramanlığı, fantastik roman kahramanlığını yakalamak için bu oyunu oynuyor. Şimdi sen bunu veriyorsan ve bunu bir yerden alabiliyorsa gider roleplay serverında oynar. Ne bileyim belki levellamaz. Level 1 takılacağım benim karakterim böyle der. Yani bunu şimdi kontrol edemezsin. Sen adama bu serbestliği veriyorsun çünkü. Yani ve çoğunluk kitle böyle. Zorsa niye uğraşacağım? Şimdi sen oyun yapımcısı olarak yani müşterinin talebine göre bir şey yapacaksan
%1'in talebine göre mi yaparsın, %80'in talebine göre mi? Tabii ki 80'e göre yapılıyor. Yani o yüzden bunları, yani ne kadar bunu besliyor gibi gözükseler de çok da ciddiye almayın. Yani çünkü bariz ciddiye almıyor bunu yani. Ben o %20'lik kitledeyim diyeyim. Çünkü o %1'lik kitle betot. Yani %20'lik kitlenin içindeyim. Yani %80. Mesela baktım şimdi WoW Progress'e Heroic Denat, Mythic Denatrius'u kesen %3. E şimdi bunu WoW Progress'e olmayan insanları da düşünüyorsun. %1. Ama mesela ben hani işin raid'lik kısmını seviyorum ama mesela daha casual arkadaşlarımın da eğlenebilmesi için oraya da tabii yoğunlaşılabilir. Tabii canım, yani solo, mesela solo content olayı vardı işte. Mesela solo content işte Mage Tower gibi şeyler, yani şimdi bak öyle iyi oyuncular var ki işte bu Mage Tower'ın hepsini yapabiliyor ama hiçbir raid achievement'ı yok. Bak ben onlardan biriyim. Burada giremedim Legion zamanında, tamam mı? Raid'e girecek bir takvimim yoktu. İş takvim işte, çünkü freelance çalışıyorum. Ne zaman iş geleceği belli olmuyor. Boş zamanım 2-3 gün iş gelmiyor. O arada WoW oynuyorum mesela. Yani şimdi böyle oynarken raid'e giremiyorsun. Çünkü yarın çeviri gelecek, gelemiyorum dedim mi atıyorlar birinden. Yani bir sürü böyle insan var. Çalışıyor, iş hayatı var. Ne bileyim, anne olan mesela bir sürü kadın var. Çocuğuna bakıyor. Yani arada çocuğu uyurken WoW oynuyor. Yani bir sürü böyle insan var. Şimdi bunlardan sen her birinin ne bileyim mitik plus yapmasını, raid yapmasını, hadi normal raid bile yapmasını bekleyemezsin yani. Ama çok oraya odaklanılmış böyle, gibi duruyor yani. Öyleymiş gibi duruyor işte, evet. Ama çünkü öyle değil yani, bariz geçti, değil. Çünkü öyle insan yok ya. Geçti, böyle böyle gidiyor. Hatta bak öyle, sen niye öyleymiş diye görüyorsun. Biz bunu Akfon'la olan yayında da konuştuk. Rios'u, bak bunu Rio örneği vereceğim. Rios'u 500 olan biri Mythic Plus grubunu açıyor artı 5'ini ama senden 2000 bekliyor. Çünkü kendini 2000 koyuyor. Bunu stoptırmayız diye. Evet. Asıl sorunu bunlar yaratıyor zaten. Yani bak Rio'nun artısı şu, seni Mythic Plus alacak adam senin neleri yaptığını görüyor ama sen şimdi böyle bir oyuncağı herkesin önüne verirsen bu eziklik kompleksindeki tipler bunu maalesef böyle toksikleştirecek. Yani artı 11 yaptıracak adam. Adamın key artı 11. Senden artı 16'ları bitirmeni bekliyor skora göre yani. Ben bir şey bunun daha sebebi söyleyeyim. Çünkü yani adama vermişsin bu özgürlüğü. Adam da ben grubumu açarım, istediğim gibi açarım diyor. Yani bu... Ben sana şunu şey eskiden var ya, item level da böyleydi abi. Evet. Hatırlar mısın? Gear score diye bir şey vardı. Aynı Rio olayı gibi ve gear score'una bakardın. Inspect etmeyi açardın işte. Üstüne başına achievement'ına bakardı. Ona göre iyi gel derdi. Şimdi yani aynı bunun gibi mesela nasıl Rayo boostlanıyorsa işte Gear Score'da boostlanıyordu. Aynen öyle. Veriyordun mesela 50.000 gold'u, beni işte Heroic Raid'de boostlayın, bütün item'ları da bana verin diyordun. Alıyordun her şeyi, achievement'ını da alıyordun, item'larını da alıyordun. Gidip enchant'ını da gold'u basıp her türlü gemini memini takıyordun. Ondan sonra dışarıdan bakınca adam kral gözüküyor. Bir alıyorsun şeye, tankı geçemiyor DPS'de mesela. Evet. Ama üstü başı senden 10 kat iyi mesela. Aynısı. Bir sürü böyle adam kredi. Bunda da böyle bir yan etki var abi. Bir sürü kuvvetli prens var yani. Biz onun geyini çok yapıyorduk oyunda. Yani eski Guild'ında böyle raid yaparken kuvvetli prenslere dikkat edin falan filan muhabbeti çok oluyordu yani. Çünkü işte gold basıp ya da gerçek para basıp gold alıp işte kendini boost attıran, üstünü başını giydiren, ya adamlarda High Warlord achievement falan var böyle. İnspektliyorsun, bakıyorsun, vay arkadaş diyorsun böyle. Şu kral adammış falan yapıyorsun böyle. Meğersem şey, account'u satın almış, işte üstüne bir de boost almış, ondan sonra işte geliyor senin yanında böyle şey, kral oyuncu gibi takılıyor, bir giriyor, DPS mi yok, bir şey yok. Aynen öyle. Hiçbir şey yapamıyor, bilmiyor taktikleri falan böyle. Konuş diyorsun, konuşamıyor. Yani böyle bir sürü adamla uğraştık o zamanla. Bak bu şey zamanı. Burning Crusade zamanı. Hatta şey, Kael'thas raid'i açıldıktan sonra başımıza gelen olay bu. 3 tane öyle adam aldık. Çok kral oyuncu, o bunlar boostlar bizi, evet, falan aynen, diye. Aynen, aynen. Adamlar hiçbir şey yapamadı. Üçünü de attık, böyle raid iptal oldu.
Yani böyle şeyler yaşadık abi. Çok komikti. Böyle çarpın ikincisiyiz. Böyle bayağı böyle beklenti yapıyorsun falan böyle. Yani saçma sapan şeyler var. Bir sürü böyle olay yaşadım yani. Ben mesela şeyi söyleyeyim. Hani ben böyle hani işte o çok çok aşırı mitik yapan, aşırı hardcore gösteriyorum ya. Abi bak biri chatte yazmış. Warlords döneminde haftada 80k gold kasılıyordu. Abi şu an oyuna öyle bir şey gelse ben çok mutlu olurum. Canım çıkıyor. Evet yani. Ya ben şeyi alamadım diye üzüldüm mesela. Hiç umurumda da değil, kullanacağım bir şey de değil ama long boy alamadım mesela. Yani uğraşamadım çünkü gold farmlamakla. Vaktim olmadı bilmem ne. Yani böyle... Ben bunu da oyundan kaldırmazlar diye düşünüp aylarca salladım resmen. Hiçbir şey yapmadım. Yani ama mesela Warlords zamanı işte Mission Table'dan bilmem neden 12 tane altın vardı. Hepsinde shipyard'a çıktı. Böyle sadece oyuna girip para kasıyordum. Bir sürü gold, 2 milyon gold'um birikti böyle. Legion'da da benzer bir şey var. İşte follower'lara token takıyordum. İşte quest yapınca 300 gold geliyordu mesela. Girip 4-5 karakterle world quest'leri temizlediğinde günde işte bayağı 50k gold falan böyle güle oynaya kasıyordun hiçbir şey yapmadan böyle. Normal oynayarak. Şimdi zaten oyuna bu tarz bir şey getirseler ve karşılığında alabileceğin şeyler olsa, ne bileyim gene böyle gold mount'lar, işte bu spider mount gibi sadece prestij bile olsa, yani illa kullanışlı bir şey olmasına gerek yoksa, güzel olsun, aldığına değsin, hava atabileceğin bir mount olsun mesela. Yani uğraşır kasarsın, mesela 10 milyonluk mount'u aldın dersin yani. Ama şimdi hem bu TSM sayesinde hem bu eski, şu anda banlansa da o dönem gayet aktif olan multiboxer'lar sayesinde bu olaylar hep böyle kötüye kullandı. Blizzard bunlara müdahale etmekte çok geç kaldı. Şimdi mesela Battle for Azeroth zamanı oyunculara gold kasma imkanını kestiler. Üstüne bu adamların önünü kesmediler. Sen multiboxer'ları keseceksin ama oyunu oynayarak gold kazanan oyuncuların önünü açacaksın ki bu adamlara ters motivasyon olsun. Yani ben gold kasmak için yok TSM öğreneyim, bot kasayım, şey yapayım, işte yok ne bileyim multibox yapayım, para yatırayım, buna uğraştı herkes. Yani bütün long boy alanlar bu yoldan geçti. Yani var tabii kasıp kıçını yırtıp alan da bir sürü insan var ama alan, normal alan herkes TSM üzerinden, hadi en masumu öyle aldı yani. Mesela bu normal bir yol değil ve bu oyunu oynamamış oluyorsun yani. Oyun yok ortada. Sadece arayüz işte... Auction House arayüzü görüyorsun sadece WoW'a girdiğin zaman. Bu oyun mu abi? Hiçbir anlamı yok bu işin yani. Şey söyleyeyim, mesela bu Warlords of Draenor o zaman da hani gold kasma diyoruz ya abi. Blizzard'ın bende çok büyük bir hatası eski raid yapıp gold yapmayı özgür tuttular yani bak. Ben Warlords of Draenor'dan bir tane Firelance yapıp, meşhur da o zaman Firelance olayıydı. Tek karakterde 6k gold kastım biliyorum. Evet abi. Bir tane var. Sen kafe raidlerini yok ettiler önce Legion'da. Daha sonra yine bütün item, düşen itemlerin overall gold değerini düşürdüler. Shadowlands geldi, Legion'a yerin dibine gömdüler. Abi ne gerek var? Evet, sololama yani, olayını hakikaten ki o zevkli bir şey yani. Zaten eski raidleri gold kasayı. Evet abi. Mount kasayım, bir yandan acık para da biriksin falan yapıyorduk yani. Ya ben Elagon'u gold kasayken düşürdüm. Bu iyi bir şey yani. Yani ya böyle olması lazım. Bak bu şöyle düşün. Senin normalde oyun oynamayacağın bir zaman aralığında sana oyun oynatacak bir motivasyon. Yani sen bunu neden oyuncunun elinden alıyorsun? Sen evet. Bu elinden alındığı zaman ne yapıyorsun? O sürede oyuna girmiyorsun. Giriyorsun, dizimizi izliyorsun mesela. Yani cidden bütün Rose Gold dediğimiz taktikleri böyle yok edip sonra niye boost'ta? Aslında hani gıcık oluyoruz bu booster'larla falan ama Blizzard'ın da suçu var. Blizzard Rogue dediğimiz onu yok etti. Kendi eliyle yani. Çok güzel. Hiç kimseye dokunma, hani hiç kimsenin bir şeyine karışmadığı bir old raid vardı. Niye ise yok ettiler yani. Çok saçma. Vallahi bilmiyorum yani, şimdi. Buradan bir gün gelip hani eski haline getirdik de sefer ben sayısız token alırım. Çok da keyif alarak eski raidleri yaparak yani. Buradan bayağı hate yapmak yiyeceğim ben ama bizim Mustafa abiyle bir düşüncemiz var abi. Token kalkmalı ya. Ne yapacağız abi peki? Yani, şu an Euro 10. Gerek yok. Eskiden de nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız oyunumuzu yani. Gold'a niye ihtiyacımız var? Gold'u ne yapacağız abi oyunda yani? İşte şu an bizim gibi bir yerin ihtiyacı var ama.
Yunan bizim gibi ülkelerin ihtiyacı var. Ya eyvallah, o konuda demiyorum ama o zaman yani bir şekilde bu bahsettiğiniz az önce işte yaklaşık bir 15 dakikadır muhabbetini yaptınız. Sistemi bir şekilde bitirmeleri lazım yani. Yok çünkü oyunun evet. kendi doğasına zarar vermeye başlıyor ya çünkü ya şu anda bir bu. Bir şey yapmaları lazım yani artık tamam da bizim yani. Söylediğimiz şey Boost'a Blizzard kendi yol açtı. Bütün Roll Gold'ları yok eder. İşte. Millet çünkü bunları yapacağına direkt buz satarım diyor ya. Eskisi gibi olsa saf gold kasma yöntemleri insanlar buna uğraşmayabilir ama şu an uğraş. Yo bu sefer de boostların miktarı artar, yine boostlar daha kıymetli olur. Yani onun bir sonu yok ki. Bu şey en nihayetinde real paraya çevirme heyecanı, başka bir şey değil yani. Bu kadarı bile onu zaten uzun süredir yapıyordur yani. Bu Shadowlands'ın önce de BFA'lı da yapılıyordu. Ya boost yapılıyor da bu kadar böyle şey gibi değil işte şu anda oyunun normal PR'ından fazla boost PR'ı görüyoruz. Yani World of Warcraft yazdığın zaman Google'a artık 3. 4. sıralarda şey çıkmaya başlıyor. Boost komünitelerinin linkleri evet. falan çıkmaya başlıyor yani. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ya ben bu olmasın demiyorum. Herkes ekmeğinin peşinde koysun. Herkes parasını kazansın. Ben kimsenin muhabbetini çekmek istemiyorum ama oyun yani bu. Oyun en nihayetinde. Ve herkes artık işte merhaba dediğin zaman dolar falan dönmeye başlıyor. Gözlerindeki işaretler falan yani. Ya abi işte diyorum işte raid'e gireceğim. Tank oynuyorum. Şu kadar item var. Param var mı falan. Daha geçen konuşuldu işte klasikte bile. İşte 2000 gold'un varsa alıyorlar seni raid'e. İşte raid'deki item'ı anca parayla rol atabiliyorsun falan. Gold'la rol atabiliyorsun. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz siz ya? 2 artı üstü oyunu oynayacağız ya. Gerçekten eğleneceğiz, oyunu oynayacağız yani. Ne hani oluyor? Ben bu şeyler, muhabbetler biraz değişik geliyor bana yani. Normal oyun yani abi bu. Adama işte böyle bir şey olabilir mi? Muratan gelecek bizim guild'e. Abi işte 3 milyon gold'un var mı? Soruya bak. Oğlum sana ne? Yani atıyorum. Yani evet ben orada konuyu atlamak istiyorum hazır gelmişken. Şimdi Utku'nun dediği gibi WoW token'ı oyundan kaldırmak yerine mesela onu motive edici ve adil bir şekilde kullanılacak şeye dönüştürürsen işte oyunu oynayarak gold kazanmaya döndürürsen zaten yani kaz gelen yerden tavuğu esirgememiş olursun. Yani Murat'ın dediği gibi mesela eski raidleri yapmak, işte Legion zamanındaki gibi open world bir şeyler yapmak, normalde kazanılan gold'u böyle oyunu oynayarak kazanırsan boost yapmaya insanların ihtiyacı kalmaz. Sadece Mythic Plus yapmış olmak için yapar. Yani şimdi şöyle bir durum var. İşte ya challenge'ı da boostluyorlardı. Mesela işte Pandaria'da galiba geldi challenge'lar ilk. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani o zaman da gold'la boostlanıyordu. Ben de öyle aldım. Mesela Warlock'uma set aldım. Abi güzelmiş dedim. Keşke Paladin'imle Druid'ime de alsaydım. Kaldırılacağını bilmiyordum mesela. Yani pişman oldum. Gold'um da vardı. Keşke alsaydım dedim. Yani şimdi boost yani kötüye kullanılmadığı sürece yapabilen yapsın, helal de olsun. Ama şimdi şu anda herkes boost yapıyor. Yani çünkü yani aynen dediğiniz gibi yani chat'te de dediniz. Yani Murat'an da dedi. Yani gold kazanmanın başka yolu kalmadı. Yok yani. Yani hele ki işte ağır bir şey yapacaksın ya oyunda. Ve yani işte abi euro onu geçmiş yani ne yapacaksın? Herkesin durumu yok bariz yani. Hayır. 200 ya kesinlikle o konuda size katılıyorum yani. Her ay bir oyun alıyorsun yani zor yani hak veriyorum. Ben şeyi söyleyeyim ben yani şöyle çalışıyor olsam aylığını veririm. Şu an hani çalışmadığım için şöyle oluyor mesela. Her gün 4 karakterde 3'er kolluk birisi onları yapıyorum. İnanılmaz sıkıcılar ama başka türlü alamıyorum token'ı. Evet, ihtiyacım var buna aynen. Ya çok sıkıcı kolluk yapmak yani bunu söyleyeyim. Gerçekten çok sıkıcı. Ya işte bu mesela bize bu miktarlar çok geliyor. Evet yani ve yani euro bu kadar yüksek olduğu için çok ama birim fiyat olarak baktığında ya bu 13 lira olsa oynarsın. Mesela paraya gold kasmaz o parayı verirsin. Yani bunda böyle de bir çelişki var ne yazık ki. Yani o işte kahraman liderimiz bu işleri yaparken bunun arkasına düzgün hazırlasaydı ve beni birazcık dinleselerdi o dönem. O zaman böyle birbirimize karşı ego yapmayıp da kendi reklamımızın peşinde olmayıp esas sorunu çözmeye çalışsaydık belki Glandal falan Blizzard Türkiye'deyken bu mevzuyu çözerdik bile.
Ama lokal fiyatlandırma olayında herkes ayrı telden çaldı. Üstüne o Hearthstone'cu arkadaş kendi reklamını yaptı. Çok güzel yaptı. Yani evet, sırf kendi reklamını yapmak için hepimizi kullandı. Ben de dahil. Yani sonra da bastı gitti. Oyunu bıraktı işine gelmeyince. Ne zaman hype bitti, olayın şeye gitti. Şimdi bu tip davalarda, bu bir davadır yani, çünkü hak savunuyorsun. Bu dava bırakılmaz. Yani sen böyle bir şeye soyunduysan, yani o lokal fiyatlandırma gelene kadar bunu devamlı her gün 2-3 post atarak, birilerine ulaşmaya çalışarak, yetkili, yetkisiz, yanında arkadaşlarla yapıcı bir şekilde bunun üstüne gitmen lazım. Böyle bir şey olmadı. Tam tersine böyle şey oldu yani, Blizzard'a böyle tepeden bakar, sen bana bizi bu vereceksin falan, hey Blizzard ne haber modu, böyle şeyler postlar atıyor. Evet, abi evet. Yani. Abi senin mahalle arkadaşın böyle ya, post atılır mı ya? Hatta alınmak istiyorsan en yapmaman gereken şeyler yapıldı yani ve haliyle kimse de sallamadı yani. Yani abi bunu çok fazla insan yaptı, adam böyle şey yazıyor, Blizzard hiç hatırımız yok mu? Yok. Adam seni bilmiyor yani, neyin hatırı ya? Abi böyle yazdı adamlar Twitter'a. İşte neymiş, 20 yıldır oynuyorum, hatırımız yok mu? Yok. Yani böyle yazılır mı yani? Abi çok çok saçmaydı ya. Ben de işte çok masum bir şekilde ümitlenmiştim yani, Görkem'de hatırlar. Çünkü o sırada ümitlenmekten başka çaremiz yoktu. Şu anda yok. Ama işte böyle yapılırsa olmaz bu iş. Ya yani, en nihayetinde oradan bir şey çıkacağından da değildi de mevzu... ya o mevzular çok farklı bir drama yani, hiç girmeyelim, evet, gerek evet. De yok yani, orayı da beslemeyelim de. Benim token'dan kastım şu abi, adam elindeki real parayı gayet legal bir şekilde oyuna gold olarak çeviriyor. Ve buradan yani normalde işte Murat Hanım bahsetti, işte o eski raid yapma ya da mesleklerden çıkan gold'lar oyunda dönmemeye başladı. Sıkıntı orada olmaya başladı. Booster'lar da işte o gelen dışarıdan giren legal olarak işte Euro'dan gold'a çevrilen gold'u yiyip işte... adam boostlamaya başladılar ki oyunun dediğim gibi yani artık yani şöyle söyleyeyim, işte al var, bizim arkadaşlarımızdan da var yani, adam geliyor oyuna işte mesai gibi, oh diyor, ellerini çıkırdatıyor, bugün nereden başlayayım işe diyor, hangi konudan başlayayım falan gibi adam boostlamaya başlıyor yani. Mevzuların şey var, buraya gelmiş olması de... çok nahoş. Bir de arabulucu olup hayvan gibi gold kasanlar var değil mi? Sadece şey yapıyor. Ha evet yani bir abi işte bildiğin yani. Satış pazarlamasını yapıyor falan yani. Adam normalde kendi belki de çalıştığı şirketinin PR'ını o kadar yapmazken yaptığı boost'un işini falan yapıyor orada. Ya aman dediğim gibi yani normalde biz bu tarz şeyler çok ya ben işte Kataklizm'in sonuna kadar böyle biraz yoğun bir şekilde bu oyunu oynadım. Ben o dönemler onu yani chat'te öyle şeyler akmazdı. LFM akardı. LFG akardı. Adam ararlardı reyde. İşte şunu bunu yapmak için dungeon'a PvP'ye adam ararlardı. Şimdi 3 tane ilandan bir tane yani 3 ilandan bir tanesi ya da 2 tanesi artık şey oluyor yani. Boost oluyor. Böyle Gold ilanla arabaya kalksan aradan bulamazsın. Bulamıyorsun. Neyse ben şimdi mevzuyu oradan biraz değiştireceğim. Buralar kaynamaya başlayınca şimdi şey olur, böyle atışmalar çıkar. Medivh ile alakalı soru gelmiş. Dur önce Yiğit'in iki tane sorusu var lore ile alakalı. Önce birini sorayım, sonra bu şeye geleyim, Khadgar mevzusuna geleyim. İlki şu, yakın zamanda leak olarak birçok kişinin paylaştığı Boreal Tundra olduğu söylenen bir sinematiğin gelme olasılığı var mı? Konseydeki abilerimiz bunu biliyor mu diye sormuş. Biraz lore'dan bir şey yapalım, tekrar döneriz oraya. Dur aynı anda konuşmayın. Aynen 4chan ve fake gibi yani. Yani fazlaca faste gözüküyor. Çünkü yani... Yani nasıl diyeyim... Yani Naxxramas neden Ice Crown'ın üzerine gelsin? O bir Maldraxxus... ...şipi ise... Yani nerede olsa, hangi bulut yani... Niye Boreal Tundra? Yani o tamamen Photoshop'la ayarlanmış bir şey. İkinciye mesela geleyim. Şey leak'i vardı. Bolvar leak'i vardı ya Shadow Master'da. O çok net bir şeydi mesela. Hani bayağı böyle sinematiğin içinden. Leak'ti yani. Aynen. Ve birebir de çıktı. Evet. Tam o sahne çıktı. O mesela leak. Onun Akeros olabilir mi? Bir şeyini zannetmiyorum. Evet. Yani onda şöyle bir şey var. Ona işte baktık biz, düşer düşmez. Önce kaynağını bulduk. MMO Champion'da
işte public olarak paylaşılmış. Duyuyorlar. İmajı evet. arattırdım. İlk önce işte 4chan'ın gaming forumlarında çıkmış. Ya ben zaten bu hani ara sıra size anlatıyorum ya, bazı böyle işte böyle söylentiler var, şunlar var, bunu demişler falan. Bunların genel %80 kaynağı orası. Yani çoğu fake olsa da arada yani anlıyorsunuz, bunu gerçek biri yazmış ve bu gerçek olabilir diyorsun. Mesela o Volvar leak'i gibi işte. O tip şeyler de oraya düşüyor. O yüzden hepsine bir ne olur ne olmaz bakıyoruz. Yani ben de böyle hobi olarak arada önüme düşerse bakıyorum. Yani o şeye, imaja baktığımızda da sinematik, özellikle böyle CGI gibi gözüküyor. Ama böyle şey, oraya Maldraxxus'taki ya da işte başka bir yerdeki böyle ayrı duran ya da belki işte Model Viewer'dan çektiği bir şeyi blurlayıp yapıştırmış. UFO gibi duruyor. UFO gibi, sanki orayla alakası yok gibi duruyor. UFO gibi yani. Işık farklı ve hadi ışığı şey desen, orada bulut açıklığı var, ona güneş düşmüş falan desen bile tam bulut çizgisi hizasında yapıştırma çizgileri var. Çok blurlu olduğundan biraz zor anlaşılıyor ama yani fake gibi gözüküyor. Yani değilse bile çok iyi yapılmış. Ama biz daha iyi yapılmışlarını da gördük. Mesela işte Stormwind Harbor saldırı şeyi vardı. Evet. İşte Battle for Azeroth zamanı gelecek falan dendi. Öyle bir leak vardı ve bayağı başarılıydı. Biz hatta onun hala ya çok iyi bir maşinima ya da işte belki de iptal edilen bir Blizzard projesi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bayağı iyiydi. Aşırı kalitesli, böyle kaliteli su yansımaları falan vardı. Öyle benim diyen modellemecinin yapabileceği bir şey değildi yani. Mesela o tip şeyler yarı inandırıcı oluyor ama bakın onun da arkası gelmedi mesela, gerçek değilse bile. Yani o yüzden çok bir yerden böyle onay ya da ona benzer ikinci, üçüncü benzer böyle imajlar ya da görüntüler gelmedi mi ona inanmayın. Diğer soru ne? Şey, Khadgar mevzusu, şu Watchful Raven var ya, Warhead'deki. Evet, o gerçek mesela. Khadgar mı Medivh mi? Abi Odin değil mi? Abi Odin mi? Khadgar dedi ama Odin çıkabilir aynen. Yani Watchful Raven, çünkü Watch işte hatırlayın şeyde, işte Legion'da Odin görevlerini yaparken iki tane Raven'ı vardı. Zaten Nordik mitolojide de Odin'in işte iki tane aynen böyle şeyleri vardır. Hatta benzer mit olarak bakarsanız Zeus Kartal'a dönüşebilir falan gibi şeyler var. Bu Watchful Raven o yüzden Medivh ya da Khadgar değil, direkt Odin'in ta kendisi çıkabilir. Zaten Odin'in çıkması daha da mantıklı çünkü Khadgar'la Medivh'den daha çok davası var. Şey gözüyle dövüşeceğiz adamı. Sivanas ordusu. Yani öyle düşün. Nasıl yani? Hugin ve Munin aynen. Şeyde, gelen Maw Raid'inde Eye of the Jailer diye bir boss var ya, hatta Maw'da Eye of the Jailer diye bir mekanik görüyorsunuz. Bu Eye of the Jailer'ı 9.1'de fiziksel olarak görüyoruz. İlk başta bir dövüşüyoruz, kaçıyor Maw Raid'ine. Jailer koruma altına alıyor bunu. Sonradan da Raid'in içinde ayrıca dövüyoruz. Bu Eye of the Jailer Odin'in zamanında Shadowlands'ı görebilmek için Muezzala'yla anlaşma yapıp verdiği gözü. Bu gözü almış Jailer ve kendi amaçları için kullanmış. Ve çok büyük ihtimalle yani bu Valkyrie'leri Odin'e öğretmesi ve bu Valkyrie'leri sonradan kullanarak hatta işte Sylvanas'ı ikna etmesi falan gibi şeyler hep bu Odin'in gözü sayesinde. Fiziksel evrene ulaşmasını sağlayan ilk anahtar gibi gözüküyor bu. Büyük ihtimalle açıklanacak zaten. İşte 9.1'de bunun ön hikayesi var. Bugin ve Munin, evet Odin'in kargaları bu arada. Doğru. Ay, bu arada saati de valla 11'i geçirdik. Var mı daha? Epey de konuştuk aslında da. Şöyle bir öz toparlama yapalım diyeceğim ama bugün de darmadağın gittik ya. Bugün ya çok olay oldu, çok olay oldu. Bakmayın. Çok yok son, abi. Son durumu söyleyeyim madem sen lafı bitirmeden. Bizim patron gayet benim tarafta, hiç merak etmeyin. Olayı ispatlayalım diye teknik olaylara bakıyor.
Instagram'dan işte kod olarak şey almış, direkt Instagram'ın kendisiyle bağlantı kurmuşlar. Böyle bir mesaj var mı yok mu ispatlayabileceğimiz bir data verin bize demiş. Sadece olan mesajları verebiliriz ama silinmişse veremeyiz demişler. Ben de silinen bir mesaj yok, zaten ortada mesaj yok dedim. Böyle biri bana bir mesaj atmadı, oradan kimseyle de böyle bir şey konuşmadım dedim. Hatta şifremi de vereyim istersen bak falan dedim. Gerek yok, ona baktık dedi. Bütün ihtimalleri deniyorum. Bu senin masum olduğunu, bunun cevabını ispatlayacağız gibi bir şeyler dedi. Bakıyor şu anda. Yani o mevzu iyi yönde gidiyor, merak etmeyin. İyi bakalım. O zaman şimdi hanginiz yapmak ister? Bunun inandı bana yani. Hanginiz yapmak ister 9-1 toparlamasını? Paslaşarak yapam. Ya siz de az konuştunuz. Bence sen başla, sıradan konuşalım. Eda da desin fikrini. Abi bizim fikrimizi söyledik. Şöyle söyleyelim. Biz siz kadar altta, özellikle siz PTR'a girip bakıp bilgi alıp şeyi yapabiliyorsunuz. Yorumlama yapıyorsunuz. Ben naçizane PTR'a ne yükledim ne de şey yaptım. Bugüne kadar zaten çok PTR'cı adam da değilim de. Ha? Ne? Ben de hiç kullanmam PTR'ı. Ben hiç girmedim. Girmedim mi? Görkem girdi ya, ondan bahsediyorum. Yani bu ketchup mekaniklerinden ve hikayesel olarak çıkabilecek şeyleri siz daha ağır takip ettiniz. Yani ben şu anda bilgilerim siz kadar, yani şey yok bende. Alt bilgi yok. O yüzden başlayın abi. Başlayın, bir toparlamasını yapın. Görkem'in dediği gibi paslaşarak bir şey yapalım. Tamam. Yani abi şöyle, 9.2'ye dair şu ana hala kesin bir ihtimal düşünemiyoruz ya. Hala belirsiz. Ama tek umudum 9.1 bitiş sinematiğinin, yani Rave sinematiğinin lensimizi karşılaması. Ve ben heyecanlıyım açıkçası. Mesela Morgan Day'e sorduklarında hani Sylvanas Fighter'ın mekanikleri gayet güzel olacak, merak etme demiştim. Mythic Only fazla olmayacak çünkü Fight'ın. Onu konuşmuşlardı. Onu az önce bir arkadaş da yazdı chat'te ya. Evet. Onun haricinde hani daha iyi gözüküyor patch. Yani dediğim gibi bu ketchup ve işte bu Torghast'la ilgili bir şeyler demişler. İşte %50 daha fazla alacaksınız falan. Daha fazla grind gelecekmiş gibi bir muhabbet dönüyordu. Var, evet, öyle bir... Daha fazla grind geliyor diye. Daha fazla grind geliyor. Hayır abi, grind de eski şey için o. Şimdi yeni currency'ler ve Torghast'ta yeni level'lar geliyor ya. Bu sezon 2 item'larına denk legendary'ini ve craft'larını, işte sonraki gem soketlerini falan da bu yeni currency ile yapacaksın. Yani eski Torghast'ta bir grind gelmiyor. Eyvallah. Mesela ketchup için mesela altımı da kasayım, onu da giydireyim, ona da legendary'lerini alayım dersen o zaman uğraşacaksın. Ama bunun için de şey getirdiler, işte main'inle aldıklarını alta yollayabileceksin. Bunu da şöyle açıklamışlar. Şimdi Torghast'ın üst seviyelerini yapacaksın ya yeni currency için. Direkt oraya girebileceksin, o seviyeye kadar daha önce açmışsan bu arada. Alt katları yapmana gerek yok. Direkt en üst ve yeni katlardan başlayabiliyorsun. Ama istersen onları yaparsan da oradan daha fazla işte soldaş düşecekmiş. Eski currency yani. Ve yeni katlardan da soldaş düşecekmiş. Bu biriken soldaşları da işte çöp olmasın diye böyle bir mekanik eklemişler. Altlarına yollayabiliyorsun. Değişmiş. Zaten birikecek yani. Bunun haricinde Elun konusu abi, hani Winter Queen'in kız kardeşi çıkması ne kadar sıkıcı olsa. Evet yani, değil mi? First fan olmasını tercih ederdim. Ama mesela gördüğünüz, bunun üzerinden bile bayağı konuştuk aslında. Bunun yine potansiyeli var. Tek umudum, yani Elun çok değerli bir şey Warcraft için aslında yani. Evet değil mi? Ya evet, bu kadar gizem verip de bu kadar basit indirgerlerse ben de çok üzülürüm yani. Evet, ben de sanmıyorum, aynen. Üzüldük de zaten. Dikkatli davranmaları lazım. Umarım işin içinden çıkarma durumları olmamıştır yani. Hani getirdik. Yok, sanmıyorum abi. Yani en azından bunun hikayesi iyi yazılmıştır. Çünkü yani yazım ekibi iyi yani. Özellikle bu şeyden beri yani Battle for Azeroth hikayesine kadar tartışmalı olsa da yani bu Shadowlands bu ekibin sıfırdan yaptığı bir proje olduğu için ben ne olursa olsun genel hikayeden ümitliyim yani. Dungeon'dan bir şey çıkacak mı? Ne? Dungeon'dan bir şeyler çıkıyor mu? Abi çok şey konuşmayı unuttuk.
Var. Broker'dan tuttuk aynen. Onda da bayağı geyik var. E girelim. Unutmayalım. Mesela şöyle diyelim. Progenitors'a ek olarak, First One kavramına ek olarak bir de Progenitors diye bir şey, atalar diye bir şey çıktı. Ata ırk. Özellikle o da önce. Öncü ırk diye bir ırkın adı düştü ortaya. Ve mesela Broker'ın peşinde olduğu item Stormind'daki bir Titan Wolf'da. Yani ben hatta o evli bir patlam olabilir mi dedim yani, hatta o da mümkün. Acaba onun peşinde mi, niye? Yani cidden lore konusunda heyecanlı bir patch. Yani bu dungeon bile çok fazla şey vaat ediyor. Yani zaten şöyle bir şey var işte, eğer bu dungeon'ı dikkatli incelerseniz, yani brokerların zaten bir şehri burası ve her boss'un, yani flavor text, yani boss'ların bu Adventure Guide'de yazan kısa hikayelerinde bile bir sürü böyle şey çıktı ortaya. Yani her birinde bir ince göndermeler, bir şeyler, son boss'ta bir olaylar falan. Yani şey hatırlayın işte, Mechagon'un olayı nasıl sonradan işte bu gnomların işte liderini kurtarmaya bağlandı falan filan. Yani onun broker versiyonu şu anda geliyor ve Titan artifektleri, yok First One'lar, bir şeyler, Progenitor'lar falan böyle. Bir sürü orada lore elementi var. Hani birebir her şeyi görmeyeceğiz tabii ki ama bir sürü teaser alacağız. O yani hikayeye böyle yeni kırıntılar eklemeye çok güzel ortam yaratmışlar. O yüzden güzel olacak yani. Daha şey yok bu arada. Baktıysanız tanıtımı ve ilk oyun oynanma videoları eklendi, testi açıldı. 3 tane galiba sinematik var. Gene PTR olduğu için hiçbiri yok. Ve ara konuşmalar, ara şeyler, mevzuları göremiyoruz orada ne anlatıyor. There will be a cool video diyor, bitiyor. Orası siyah oluyor, geçiyor. Ben şey gibi onu bekliyorum. Ondan sonra o bayağı güzel coşar yani. Legion'daki Karazhan kadar etkisi olacağını düşünüyorum. Yani Mechagon gibi değil. Aynen. Karazhan'ın nasıl böyle Legion zamanı bir sürü şey kattı, işte Medivh'i gördük yeniden falan filan. O tarz bir sürü olay ya, belki daha fazlası geliyor yani. Çünkü mesela o Titan artifekti aldığımız yer, dediğim gibi Stormind'da ve Aegis of Agrimmar için ulaştığımız ilk trial vardı. Trial of Might vardı, onun vaultunda. Yani acaba ben de Aegis'i mi alıyorlar dedim yani, onu mu kaçırıyor? Niye acaba yani, o da bir detay. Ya da Titanlarla ilgili orada bir şey vardı altında, onu mu göreceğiz? Yani sonuçta şey, oralarda Titan Construct bir sürü, yani Titan yapımı olan böyle makinalar, büyük görmediğimiz bir sürü şey var. Şeyi hatırlayın mesela, bir tane böyle gizli chest için bir kuleye çıkıyorduk. Hani heykelin içine falan çıkıyorduk. Onun altına da giden bir yer var ama kapalı. Mesela öyle bir sürü yer vardı Stormheim'da. Bu işte üstteki adada kapalı 4 tane kapı var mesela. Şeyin altına giren, dağın, oradaki adanın altına giren kapalı kapılar var, bir şeyler var falan böyle. Yani bu tarz bir sürü sonradan kullanılabilecek yer bıraktılar zaten. İlla ki oradan güzel bir şeyler çıkar. Yani mesela şeyleri biz iyice coşmuştuk bugün. İşte hani oyunun Titanlara bağlanmasını düşünelim dedik. Hani tamam, Pyromancer bir çok sıkıcı bir ihtimal olsa bile aslında mesela şeyi söyledik. Azı kozmik haritanın üzerinde Shadowlands ve Emerald Dream gözüküyor. Ama en ortada Azeroth var. Ve Azeroth'tan böyle çıkan dairesel bağlantılar şeklinde Emerald Dream ve Shadowlands var. Böyle şey gibi gözüküyor. Hani süsleme, dantel süsleme gibi gözüküyor ama aslında bayağı bağlayıcı link gibi bir şey var orada yani. Yani bilemiyorum, bir noktada Titanların düşündüğümüzden daha bilgili ve daha etkili olduğunu öğrenmek belki de daha tanıdık bir hikayedir yani, bilemiyorum o konuyu. Tam bir şey düşün yani, yani sırf Titanların üzerindeki gizem bile birazcık daha çözülmüş olsa, evet. Bunlar nasıl geliyor, nasıl vücuda gelmişler, nasıl gezegenden yumurtayı kırar gibi mi çıkıyorlar, yoksa aslında fiziksel formları yok mu falan. Mesela bu tip şeyleri bile görsek, işte ne bileyim
ilk Nauru nasıl yaratılmış, Elun neye benziyor falan, bu tip böyle 2-3 detayı bile görsek, iması bile herkesi oyuna bağlar ve böyle şeyler geliyor zaten. Yani 9.1 gelmedi. Soru solda. Zaten yani resmi tarih yok ama en geç Ağustos yani. O kesin. Çünkü zaten daha ne zaman PvP takvimi açıklanmıştı. Sezon takvimi. İşte Temmuz'da bitiyor. Ağustos'ta başlıyor gözüküyor. Şimdi yani Ağustos'a kadar sürmeyeceğini herkes tahmin ediyor zaten. Haziran sonu diyorum ben de. Yani o zaman PvP takvimini değiştirdiklerini anlarız. Yani illaki bu işin bir gidişatı var ve göreceğiz yani. Ümidinizi kesmeyin. PTR'ı takip edin. Gelişmeleri, haberleri takip edin. Var bakın işte 2 gündür mesela yeni bir build geliyor. Bir sürü bitomar bir şey açıklanıyor. Mesela Evet. İşte bu Ketchup Gear çıktı en son. Ne bileyim işte yeni currency'ler, yeni faction'ın işte reward'ları bilmem neler açıklandı falan. Bir sürü, hatta işte Tyrande hikayesinin devamı eklendi. Lore olarak da ekliyorlar, sistem olarak da ekliyorlar. Hatta işte hiç beklemediğimiz sistemler de ekleniyor. Ketchup sistemleri falan da daha da güzelleşebilir yani bu iş. Daha çünkü gelişme aşamasında ve adamlar da işte feedback'i dinlediklerini bir şekilde gösteriyorlar kendi ellerinden geldiği kadar. Keşke biraz daha bunu açıklasalar, iletişim biraz daha güçlü olsa da. Onda da anlıyorum yani ters feedback'ten çekindikleri için işte çıkanı görsünler, onu açıklarız şeyinden gidiyorlar. Daha böyle somut gidiyorlar. Onu da anlayabiliyorum yani, ortada bir şey yokken şu gelecek bu gelecek demek zor, çünkü yapamazsan bu sefer de kötü olur yani. Oh, Ağustos'u bulma merak etme. 15 Temmuz falan gibi bekliyoruz da o civar yani. 15 Temmuz'da. Tam net 15 Temmuz'da. Ha, güzel bir tarihte geliyor. Yani. Abi diyelim şimdi abi, bir arkadaş da yazdı. Biz en geç Haziran ortası ya da sonu diyorum ya. Patch için Raid'de Temmuz. Riyaz Raid'dir abi. Demokrasi Riyaz Raid'dir. Abi evet. Bak Haziran 30'u salıya denk geliyor. Çarşambaya denk geliyor. Yani 29'u gayet uygun mesela patch için. Gelse hiç şaşırmam. O olmazsa da işte bir sonraki böyle ihtimal Temmuz ortası, o da 13'üymüş. Salıya geliyor. 13-14 Salı Çarşamba. Başka bir şey. O hafta çok çok büyük ihtimal, benim tahminim o. Yani bunu da zaten en fazla 1-2 hafta içinde o tarihi duyururlar. Sen yazdın mı başka bir şey? Bir tane işte şey eklerler. İşte şunlar geliyor, bunlar geliyor diye tanıtım videosu eklerler. Şu olacak, bu olacak. Onu eklemeleri yeter zaten. Ondan sonra herkes tamam geliyor der, rahat rahat bekler. Dur abi, adam baştan beri soru soruyordu, ben atladım, şimdi tekrar hatırlattı. Sormuş olayım kapanmadan önce. Earth Mother dedikleri Elun mu Tauren'de? Değil. Abi o konu çok uzun. Yani şöyle, çok uzun değil, kastım şu. Yani bu aşamada Tauren'lerin o Anshamush'a Earth Mother, işte Earth Mother'ın gözleri mevzusundan da bir şeyler çıkartabiliriz ama onlar artık başka bir yayının yazının konusu yani. Ona kısaca şunu diyeyim, hani demiştik ya Winter Queen, Summer Queen. Evet. Evet. Öyle düşün. Mümkün. Bir şey daha diyebilirim. Yani Tauren lore'undan bir şey bekleyebilirsiniz yani, onu söyleyeyim. Hiç kimsenin dikkat gerçekten etmediği bir lore olsa da yani bir Tauren lore yani. Bir şeyler çıkabilir. Çünkü gayet ruhani bir ırk ve yani bir şeyler bilmeseler de hissediyorlar. Ve genelde hisli hayvanlar. Hisli, yani bir şeyler bilmeseler Old God'da oradan buradan tentacle çıkardığı bir dönemde yaşayamazlardı herhalde. Evet, aynen. Gerçi o sırada çimen iyi olabilirlerdi ya. Ben şimdi inek meydan diyorum ama. Çine. Yani, yok ama. Olabilirlerdi yok, Tauren'ler o zaman da gayet aklı başında ve dağ başında takılan bir ırkmış işte. Uzak yerlerde olduklarından yırtmışlar. Taunkalar falan dağlara kaçmış işte. Şeyde Lich King'de hikayesi vardı. Black Empire gezegene hakimken bunlar dağların tepelerine kaçmışlar soğuk yerlere. İşte Taunka olarak orada hayatta kalmışlar. Zaten bütün Taurenler Taunka'dan geliyor bu arada. Yani şeyde Ice Crown'daki Taurenimsilerden geliyorlar. Ya bir şey daha vardı, unuttum Utku, hatırlar mısın? Az önce bir şey diyorduk, kaynadı. Ne o mevzu? Neydi ki konu?
yayından hatırlayan varsa şimdi atlamış olmayayım. Şey 9.1'in çıkışı değil mi? Onu yok. Başka bir şey vardı da onu hatırlayamadım. 9.1 Jailer'ın akıbeti ne olur diyor da işte onu yumrukluyorduk ya. Onu bence görmeyiz. Yani yumruk atacağız ona yani. Yo onu söyledim de daha var yani. O bir patch'te bitecek karakter değil daha o yani. Bitirirlerse Illidan da olduğu gibi pişman olacaklar bu kadar yeter. Olabilir. Sonra Illidan pişman oldu. Illidan da öldü geri geldi öyle düşündüm yani. Geri de getirebilirler canlar isterse. Kitabına uydururlar gayet yani. Şimdi diyelim ben şöyle... Esi yakalamışken araya gireyim şey yapayım bir arkadaş da yazdı çünkü biz bir özet geçelim diyoruz bir yayın oluyor falan böyle. İşte abi şunda ne demiştik diyoruz bir yayında. Onun için kapattık arkadaşım böyle. Onun hakkında. Az önce de unuttum yani hatırlayan varsa söylesin. Kaynadı benim suçum yani laf karıştırdım araya. Yok kaynama değil zaten o kadar fazla mevzu var ki işte bulut diyor o kılıç ne olacak diyor işte o gökte bir yıldız var. Yani girilecek o kadar konu var ki. Şimdi şeyi de söyleyeyim arkadaşlar biz konseyi biliyorsunuz seyrekleştirdik. Yapmaya bahanemiz de olsun konu da kalsın yani hepsini bir yerde eritmeye de çalışmayalım. Zaten saati de 12'de yaptık daha ne konuşacağız diyelim yani. Değil mi? Ya bir de arkadaşlar sizden acık size sitem edeyim. O kadar soru cevap yapalım sizlerin soruları önceden biriksin diye Utku'yla oturduk sistem düşündük. O sistemi kullanmıyorsunuz. Sonra bakın sorular böyle boş kalıyor. Size evet program yapıyorduk. Şey yapın soru cevap 3 olarak kaldı galiba en son. Bir sonraki programı soru birikirse diye diyeyim. Çünkü birikmezse yapacak program olmaz. Yani soru aklınıza gelirse Twitter'dan bize o şeyle yazın. Ya da Twitter'da Twitter'ınız yoksa, sevmiyorsanız, kullanmıyorsanız Utku'nun YouTube videoları altına, bizim Lore Konsey videolarının altına yazın. İşte soru bırakın, bir şey yapın. Biz o sorulardan soru cevap yapalım. Sonra o programa gelin. Orada da sorun. Zaten bakın cevaplıyoruz. Utku güzel takip ediyor. Öyle şey yapalım. Aynen. Yani... Kaçmasın ama şimdi ben onu şeye de veriyorum Görkem. Yani gerçekten World of Warcraft'ta bir rölantiye girdi. Yani hem kitlede hem oyun camiasında da işte sabahtan beri de zaten aynı mevzuyu konuşuyoruz yani. Bir rölant havası oldu. Şimdi bir 9-1 gelsin. Buralar bir civcivlensin. Biz de zaten teori craftlarımızın sonucunu aldık mı almadık mı diye falan böyle bir karşılaştırmalı yayınlar falan yaparız. İşte şu çıktı şu çıkmadı şurada patladık şunu bildik falan diye. Onları konuşurken arada sorular da gelir onları ben cepler bir yere alırım. Hatta böyle şey de yaparım işte bazı yayın işte yaptığımız yayınlarda işte soruları işte şey yapmayız kendi nasıl söyleyeyim konumuzu konuşuruz. O yayında gelen soruları da bir işte soru cevap yayını gibi özel bir yayına aktarırız falan öyle şeyler olur yani neticede daha buradayız yani bir yere gitmiyoruz yani. Diyeyim ve arkadaşlar bitireyim bu arada... bitirelim çok 4 saate geliyoruz bunun bir YouTube'u evet. Var beni de düşünün upload'u var şey yapmayalım tabii canım diyelim ve arkadaşlar bahanemiz de olsun böyle şeylere bayram vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olduk tekrardan söyleyelim arkadaşlar herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun Görkem'e Murat'a çok teşekkür ediyoruz ederim. Sizlerin katılımına ve ilgisine de ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Bugün tabii ekstra kalburüstü bir olay oldu. Nedir o? Görkem'e bir saldırı oldu. Orada da bizleri desteklediğiniz için. Yok kusuru değil. İzleyicilere bizleri destekledikleri için çok teşekkür edelim. Gerçekten. Sağ olun, var olun. Desteğiniz için de teşekkürler. Son kez diyeyim tweet falan atmayın. Destek olmak isterseniz o bana saldıran tweetleri reportlasanız yeterli. Hiç tweet ve cevap onlarla muhatap olmayın. Benim adıma da konuşmayın. Şu anda yüz göz olmamak en güzeli. Yani reportlayın ama herkese reportlatabilirsiniz. Onda bir şey yok. Çünkü zaten şeyi de zaten aldık son dakikada. Görkem tarafında da hani olumsuz bir gelişme olmuyor şu anda. Yok. O konuda da içiniz rahat olsun. Ne olmaz diye işte title'ını sadece Instagram Account Manager yap. Dedi bir o kadar yani son gelişme o bir öyle o kadar kaldı yani. Diyelim ve müsaadenizi isteyelim arkadaşlar. Olduk yani LGBT bile konuştuk. Tabii. Onun bile dramasını yaptık. O öyle evet. Konuları gelince nasıl başlıyorum konuşmaya? Hiç susmuyorum. Evet.
Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayında sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.